أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Mehmet abi sen tarihi yazar mısın abi? Bugün akıl biraz ısırmak için yapalım. Bir de namaz kılanlar da yetişsin. Akıl yapalım. Unutmuşuz ya çok. Yoksa yürüyelim mi yine? İstiyatım olmuş o. Yani ben az kafanızda belirledim. Yok belirlediğim bir şey yok. Tamam. Bir de akıl yapalım ya. En son derste hatırlarsan yapmıştık. Böyle biraz akıl ve zihnin şeyini böyle karşılaştırma oyunu denirmiştik. Ha karma. Yani, itikafla imanı falan böyle karşılaştırmıştık ya. Böyle bir şey yapmaya başlamıştık. Epey o zaman... evet, hep iyi yaptık ama zihni değil mi? Şeye gitmedi. Zihni 161. Yani kaç tane yaptık? Son iki ders akıl yapmışız. Ha son iki ders. Ha yani bizim 184-183 akıl. Ha tamam o zaman. Ama son derste biraz zihne de vurduk yani akıl orada. 36-36. Ne yazıyoruz abi? Akıl mı, zihin mi? O zaman dur bakayım ben bir... bir bakayım. Bomba gücünü. Çok şükür. Zihin bitmişti biliyor musunuz? Ha bitti miydi? Zihin bitti. Ha. Zihin bitti. Sonra ben şeye geçtim. Vicdana değil mi? Vicdana indim. Unutmuşum ben zihin bitti. Yani zihin bitti. Yani bu vicdanla alakalı orada başta akıl abi. Şimdi harici ilimler var ya, bilim. Harici ilimler bizim dışımızdakine bilmek yani, ilim. İlim, bilmek, düşünmek. Fakat enfusi dersler şahit olmak. Kendin kendine şahit oluyorsun. Kendin kendine şahit oluyorsun. Şimdi mesela dima bitirdik. Ama insan şöyle bir şey de merak ediyor. Yani bunları dima yaptık. Vicdana iniyoruz vesaire. Alemimizde çok şey değişmişse haberimiz yok. Mesela olayları yorumlama, bakma şeylerimiz bayağı değişmiş. Mesela şeytanı nazarla, farkındalık nazarın ne kadar farklı olduğunu, şeytanın nazar, batılı, olumsuzu ne kadar zam ettiğini, büyüttüğünü, hakikati ufalttığını en azından bu farkındalığımızda anladık. Bu enfusi tefekkürlerle suretine muhatabız. Şu anda suretinde nedir o? Risale-i Nur o kavramların arkasında bunları konuşuyoruz beraber. Alemimizde kendimizi kendimiz de düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz. Mesela serbest bölge dediğin zaman, ha böyle böyle, bak buradan geliyor. Bunu gündelik hayatta da biz faydasını görüyoruz. Mesela en azından kendine veya çoluk çocuğuna, akrabana, ne bileyim, bir olumsuz şey geldiğin zaman orada kullanıyorsun. Bak senin dimağına bunları attı. Hepimiz kısmen çeşitli hadiselere muhatap oluyoruz. Hastalıklara, olumsuzluklara. Hemen dimağımızdaki serbest bölgenin varlığını hatırladığın zaman en azından ötekiler gibi tahrip görmüyorsun. Kalıcı bir tahrip görmüyorsun. Ya çünkü bu. Bu ne demek enfusi? Kendin kendine şahit olun. Mesela düşünüyorsun serbest bölge. Nereye düşünüyorsun? Mesela şeydeydim. Resmi dairelerden de daveti olması çok, o da çok hoş, güzel bir haberdi. Proje okullar var ya Tayyip'in. Proje okulları var. Ana imtihanlarla kurulan bir proje. Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi projelerden 53 tane talebesi var. Fazla yok. 53'ü de hafız.
Ve oraya davet ettiler bana serbest bölgeyi anlat diye. Rize müdür. Olduğu için mi 53 tane seçmişler? 53 tane ve Rize olduğu için mi seçmişler abi? Ha bilmiyorum da yani talebe miktarı orada o kadardı. 53 tane. Orada bir şey anlatacağım size de. Hakikaten normal çocuklar değil yani. Her yerde bu ben serbest bölgeyi anlattım. Ama acayip yani. Kur'an'ı da biliyor ya çocuk. Okul müdürü mesela davet etti, tanıyor. Resmi sunum olması, resmi kayıtlara geçmeniz çok hoş. Yani bizim hadiseden sonra resmi böyle şey olması çok güzel oldu. Tabii o noktadan çok iyi. Haşire de girdik. Şimdi çocuk ne diyor biliyor musun? Şimdi seyrediyor. Dedim ki serbest. Hiç okul müdürüne, bütün öğretmen önde oturuyor. Felsefe hocası şey. Ya felsefe hocası diyor ki dersten sonra. Ben dedi anlamadım dedi. Bak ben anlamadım dedi. Çocuğun sorusuna bakın. İnan doğruyu söylüyorum size. Diyor ki. Şimdi hocam diyor. Bu diyor resim bizim kafamızın içi mi dedi. Geç anlattım. Anlattım ya dedim. Tamam. Sonra dediniz ki dedi. Benim gömleğim, benim atletim bak ne diyecek. Benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. O ben olan ben. O diyor ben olan ben. O biziz diyor. Onu da söyledim. Onu görmemiş hiç kimse. Hiç kimse kendisini görmemiştir. Bir de Allah'ı niye görmüyoruz diyor. Bu diyor ben olan benim diyor. Bu bedende nasıl bulunabiliyor orasını anlayamadım diyor. Yani madde ile ben olan o şeyin diyor ilişkisi nasıl olur diyor. Bu kadar sıyrılmış. O şöyle diyor sıyrılmış değil mi? Bu kadar arkadayız. Son sınıflarda galiba o çocuk büyük uzun boylu. O ben olanın diyor. Bu madde ile nasıl bir ilişkisi olabilir? Madde nasıl etkiliyor? Veya bu nasıl maddeyi etkiliyor? Diyor. Adam hoca da döndü böyle. Bak felsefe hocası anlamıyor. Anlamadı. Çünkü niye? Bizim derste alakalı bu. Ben zaten bunu biliyorum diye derste oturursan anlamazsın. Alıcıların kapanır. Onları ıskalarsın. Derste geçeni ıskalıyor. Felsefe hocası ya ben anlamadım dedi. Çocuk fırladı, uğurlarken yani hocam biraz ağır oldu ben anlamadım falan deyince hayır çocuklar da biraz müzik, hayır hocam dedi gayet iyi anladık dedi biz. Çünkü biraz da moralı bozuldu hocanın. Çünkü niye anlamadım biliyor musun hocam dedim sen. Niye dedi, sen zaten biliyordun öyle dinledin dedim. Ama bilmiyorum bakayım farklı ne öğreneceğim dinleseydin. Müdür de arkadaş şöyle yapıyor. Yani resmi protokolde böyle şey yapmaları, mesela kimleri davet edeceğini bildiriyorlar resmi kaynaklarına. Şimdi bunlar ne çıkarttım? Beraber böyle müzakere ve mutalaa etmek surettir. Hadiseleri şeytani gözlükle değil de hakikat gözlüğü ne yapar? Her şeye hakkı hayatını verir. Allah ile yorumlar. Melekut cihetiyle izah eder. Ama kanuniyeti ise kendimizi kendimiz de yönetme yetkisini alıyorsun. Üçüncüye geldik. Üçüncüye. Hakikat böyle vicdani şey ya, o kapıya indik aşağıya. Biraz dün akşam doktorumla da konuştuk. Vicdanın projeye indim ya, o zaman böyle tuhaf da oldum yani vicdana ilk başlayınca. Çok tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Yani koca dimağı kullanıyorsun vicdanda. O vicdan biliyorsun vecede kökünden mastarmış, herhangi bir şey değil yani. Bulmak anlamına. Kimi bulacak? Neyi bulmak istersin? Ondan sonra usta tanımlıyor yani böyle. Bir kendisi var vicdanın. Kendisi komple, komprim. İrade, zihin, his, latife, Rabbani'nin bütünselliği. Ondayım. Zihni çözdük. İradesi, hissi kısmen çözdük. Hissi de çalıştık. Latife-i Rabbani'yi biraz da çözdük gibi. Ama iradeyi bilmiyoruz.
Mesela en böyle zahir lugatıyla cüz-i ihtiyar tercihtir, irade bağdır. Bağ dönüşüyorsun, tercih değil artık. Bağ dönüşüyor çünkü vicdan böyledir. Şimdi ben biraz böyle kavram, yani bir daha böyle Risale'yi terbiye etmiyor zannetmesin diye söylüyorum. Sureti, bu hakikatlerin sureti beraber müzakere ve mutala etmek. Faydası, anlayışımızı artırmak, en azından bir araya gelmek. Birbirimize zeki bir muhatap, kardeş, dua eden, birbirini seven, değer veren kardeşle muhatap olmak. Bir de şeytani nazarla kurtarmak. Mesela hastalıklar, musibetleri, dertleri, sıkıntıları büyütür. Şeytan nazar o. Rahmani nazar ise, hakikat nazarı ise hakikatları büyütür. Onları büyütmez. Başka ne yapar? Hazır zamandan seni çıkarır. Bütünsel baktırmaya çalışır. Arkaya taşır. Şimdi bu beraber. Sonra iç şahit olduklarımız var. Derslerle. Mesela eşin, çocuğun, komşun, sen, ben. Gittiğin zaman çözüm üretiyorsun. Mesela çıktığı zaman Mehmet kardeş veya Gafur, akrabası bilmem nesi var. Bir derdini anlatıyor. Bir bakış sunuyorsun. Bakış açısı sunuyorsun. Bu nasıl rahatça sunabiliyorsun? Eşyanın arkasına geçebiliyorsun. Altında ezilmiyorsun. Bu derslerin kanuniyetinden kaynaklanıyor. Hemen mutlaka her olumsuz gibi gözüken şeyinde Allah'ın canibinden, kudretin azameti altından bakabilmeyi öğretiyor. Yani en fıtri, yani bir anda bunda mutlaka bir hikmet vardır, bir hayır vardır diyor. Sonra sureti, kanuniyeti, hakikati olunca vicdan ve kalp artık nasibimiz varsa alemimizde alem oluyor. Yani bu hakikatin de içeriği var biliyorsunuz. Hakikatin de sureti var, kanuniyeti, hakikati var. Hakikatin ha? Hakikatin sureti var, kanuniyeti var. Hakikatin de hakikati var, hakikatin mahiyeti var. Mesela bir bakıyorsun, bütün alem senin nazarında oluyor. Bu bizim müzakere, mutalalarımız en azından Risale'nin konusu olduğunda böyle şeyleri var çok şükür. Abi başlamadan önce geçen vicdan nasıl bozulur? Ders yapmıştım. Ben. Evet. Vicdanı bozan şeylerle ilgili. Bir yer biraz daha böyle dikkatimi çekmişti. Orayı okumadınız da ben de ilaveten söyleyebilir miyim? Ha, o çok çok iyi olur. Evet. Şimdi Lemalar 410'da kadında sadakat ve emniyet lazım olduğunu, tesettürsüzlük ve açık saçıklık ve hayasızlık ise o sadakati ve emniyeti kırdığından erkeğe vicdan azabı çektirdiğini ve kadınlarda şecaat ve sehavet ve sadakat ve emniyeti ihlal ettiğini diye devam ediyor. Niçin ben, buna evet? Ben bundan ne anladım? Ha, ne anladım? Yani kadında tesettürsüzlük, açık saçıklık ve hayasızlık kendi vicdanından ziyade kendi eşinin vicdanını bozduğunun delili yani. Evet. Vicdan azabı çekmiyor. Şimdi evet. Eşi yanında açık saçık dolaşıyor. Sürekli vicdan azabı çekerse böyle yaşayabilir mi? Yaşayamaz. O zaman vicdan bozulmuş ki vicdan azabı çekmiyor diye anladım. Evet, bozulmuş değil, böyle bozulmuş. Niye oralara o gelmedi? Çünkü vicdana yeni girdiğim için sözleri bitirdim. Sözlerde şu ağlar, Mesnevi Nuri, lemalar daha olmadı. Şey için söylüyorum, bir de kadında vicdan bozulması ile ilgili de burada bütün erkeğin özellikleri olan şecaat, sehavet, sadakat ve emniyeti ihlal ederek. Şöyle desen olur abi de, gene vicdanı yaralamasın. Vicdanı bozulmuş dersek çok ağır bir tabir. Çünkü vicdanı bozuk şeye geçiyor. Ben eskide kafirin çalışmıyor zannediyordum da o tanımımı şeydi. Mürtedin çalışmıyor, kafirin çalışıyor. Kısmen çalışıyor. Vicdanı bozulmak
münafıklık alameti olduğu için şöyle denilir. Vicdan işlevini tam yapamıyor. Zaten onu kayıyoruz. Evet, tabii kastediyoruz. Yani. Onu kastediyoruz. Ben diyorum ki abi, vicdan hiçbir zaman bozulmaz. Vicdanın en başında irade yazmışız ya, bağ kopar sadece. Benim şahsi kanaatim o. Tabii ki biz başlamadan, zaten onu kastediyoruz zaten. Evet, başlamadan ben de bir şey söylemek isterim abi. Siz hep sen de çalışmıştın. Yok yok, çalışmadım. Yani çalışmadım derken biraz bakmıştım ama söylemek istediğim başka bir şey. Şimdi az önce söylediğinize binaen diyorum. Hasan abi, enfusüz dersler yapıyoruz. Bunun da sureti var, kanuniyeti var, hakikati ve mahiyeti var dedik değil mi abi? Şimdi geçen gün bir yerden geçiyorum Hasan abi, bir yol. Orada sizin söylediğiniz aklıma geldi. Mesela Hasan abi, şöyle bir yol. Bir başka girişten geçiyorsun. Şöyle bir yol. Bunun altından geçiyor. Köprünün altından. Köprünün altından geçiyor abi. Viyadük tarzı. Bir yol da böyle geliyor Hasan abi. O da böyle geçiyor. Bunu çoğaltabiliriz Hasan abi. Şimdi bana dediniz ki Hasan abi, Gafur bana konum gönder. Ben de tam buradayım. Şimdi ben size buradan konum gönderdim Hasan abi. Çok tuhaf. Biraz hissettim ne diyeceğini. Anladınız değil mi abi? Şimdi hangi, neredeyim ben şimdi o zaman? Neredeyim ben? Şimdi benimle aynı noktada olmak, benimle birlikte olmak manasını taşımıyor abi. Vay be. Bunun bir sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Harika. Yani üstte miyim, altta mıyım? Konu. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle abi. Hangi güzergahtayım ben ya? Yani altta mıyım, kaç tane şey var. Tabii. Ama konum aynı yer. Konum aynı yer. Amud-ı Nuran, iğneyle geç dersen aynı yerdeyiz. Yani bu şeyleri niye peşine düşüyoruz bu işin? İlla ahireti burada yaşamak, üstünü açmak değil ya. Ben bunu işin şeyine düştüm böyle de. Tamam da. Yani ahireti mi yaşamak istiyorsun? Cennete mi gitmek istiyorsun? Aleminde 288 metri var. Cennete gir. Girecek demiyor. Cehenneme gider diyor. Tersi cennete. Aynı tabir öyle. Cehenneme gider. Daha cehenneme gitmeden bak. Daha cehenneme gitmeden cehenneme gider. Anladın mı abi? 288. Bak, cehenneme gitmeden cehenneme gider mi? Ve o acayibime gidiyor. Şu kafanın içindeki alev, kafanın içini cehennem ateşi halt etmiş. Zaten bu çekirdeğin dişe vurur. Cehennemin sureti de burada olmasın abi. Yani suretin zaten mektubatta söylüyor. Evet. Şimdi demek ki gayemi şu. Yani bununla orayı mı yaşamak, cennete mi gitmek, yani ahiretin üstü mü açmak? Bununla neyi takip ediyorsun? Kendime sorduğum zaman bir, hakikatıma ulaşmak gibi gözükürken muhatap ilahi olmak. Derdimiz bu. Yani yoksa Allah'a aşa istihza etmez. Allah alay etmez. Allah kullarına zulmetmez. Ve ma rabbuke bi zelamin lil abid. Kullar üzerine zalim değildir. Allah da bir şeyi bilmez. Yeni bir şeyi bilmez. Ezeli ve ebedi her şeyi bilir. Yeni bir şeyi bilmez. İmtihan edip de bakayım ne yapacaksınız bir bakayım değil. İmtihansa sen göreceksin kendini. O zaten geçmiş geleceği her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Ama Türkçe tercüme edersen öyle olur. Bakayım ne yapacaksınız? Yani Allah bilmiyor da öğrenecek. Benim ne yapacağımı. Benim ne yapacağımı mı öğrenecek? Biliyor zaten. Peki bunlar ne? Çocuklar sordu ya. O İmam Hatip'teki. İşte ben olan ben. Dedim sonra ağzıma getir lafı. Bu ben miyim o zaman? Ses yükseldi. Hayır dediler. O zaman bu gördüğüm benim neyimdir? Ses yapmadılar. Kaportam. Ben kimim? O ben olan. Gören var mı? Şimdi bu diyor ki, bu gören, bir görmediğim kendimin sahibini görmek istiyorum. O da diyor ki, kendini gördüğün zaman beni görürsün.
Daha kendisini görmüş, Allah'a soruyor. Evet. Çok çok da. Ama çocuklara çok garibine gitti. Şimdi bu yaşa kadar gel, İmam Hatip son sınıfa kadar gel. Bu bendim. Abi adam geldi bir tanesi, bu ben değilmişim. Kendimi meçhule attım. Ben kimim? Hiçbir zaman kendimi görmemişim. Hakikaten hiç kimse kendisini görmemiş ya. Ya. Göreceğiz mi kendimizi? Hiçbir zaman göremeyeceğiz. Hiçbir zaman. Peygamberimiz Aleyhisselam bu şey yaparız, bunu sileriz. Miraç için ne diyor? 14 yaşında Şabr-ı Emret gibi Rabbimi gördüm diyor. Hadis bu. Şabr-ı Emret gibi. Yani o kimdi? Allah'ı gördüm demiyor. Kendi hakikatini oynada gördü. Aslında o değil gördü. Tabii. Bunun oradaki. Bendeki o. Ondaki ben. Kavramdan birkaç tane şey okuyayım, ondan sonra akıla devam edeyim. Kavram, ifadenin sende uyandırdıkları kavram. Abi özür dilerim. Şey söyledik ama biraz hani diyor ya, herkes Rabbinin kim olduğunu bilecek ve bulacak diyor. Evet. Bilecek ve bulacak. Bulacak. Bu manada Osman'ın sorduğu soruyla ilgili, hani bulamaz dedik de. Ne demek bu? Yani bulduk. Yani insan kendisini bulduğu zaman bulmanın nihayeti yok ki. Bulmayı devam ediyor. Yani. Olması şöyle düşün. O zaman cennet cehenneme döner. Çünkü insanın olması devam eder. Olmakta olmaz. İnsan nedir? Olmakta olandır. Şu andır. Ama olması hep devam edecek. Mesela cuma günü diyor Rabbinizi göreceksiniz diyor. Sonra eğillerine geldiği zaman diyor. Evdekiler o yani kendi şeyi tanımayacak diyor. Devamlı terakki edecek. Eğer dibe gelmişse terakki biter. O zaman sonsuz istidatın manası olmaz. Sonsuzluk olmaz. Yok yani. Yani o güne kadar çuvalına koyduğunu mu görecek? Öyle onunla mi? Onunla görecek. O devam edecek abi. Onunla. O çekirdek oldu. Ha onunla. Ondan sonra devam edecek. Mesela şöyle. Cenneti cehennemi diyeyim. Cennet. Neyle başlayacaksın herkes? Bir lokmayla. Şimdiye kadar almış olduğun bütün lezzet ve zevkleri topla. Bir hale getir. Cennette senin ilk başlayacağın lezzet bu olacak. İkincisi buna hiç benzemeyecek. Üçüncüsü ona da benzemeyecek. Bu nimeti çoğaltmak gibi gözüküyor Osman. Nimeti çoğaltmak değil bu. Allah'ın zatının, zuhuratının devamlı değişeceğini bizde. Ben bizi anlatırken ille ben kendimle değil, o zattaki bana karşı durumu farklı olduğunu. Mesela cennette an ve an değişecek. Cennetin bizzatı zaten kendisi değil, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin tecellisinin değiştiğinden olacak. Şimdi kavramdan biraz okuyayım, sonra hemen akla gireyim. Kavram, ifadenin sende uyandırdıkları, sende uyanana o kavram. Çünkü seninle kavramlarla konuşuluyor. Kavram konuşuluyor yani. Lugat değil bu. Harice doğmak düşüncedir, bilimdir, mantıktır, zanlardır, malumatlardır, bilgilerdir. Bir daha, harici doğmak düşüncedir, bilimdir, mantıktır, zanlardır, malumatlardır, bilgilerdir. Doğru veya yanlış, doğru ve yanlış dahi olsa kendisine doğmak ise ilimdir. Yani kafirin de ilmi var ya, doğru ve yanlış dahi olsa kazandığı İlimlerle kendisi kendisinde doğarsa ilimdir. Mesela Ahmet insanlar içinde bir insandır. Buna vahid. Ehad insanlık olur. Tüm insanların cemi cemidir. Bütünsellik ise ne olur? Biricik olur. Yani varlığın arkasında, felsefede ona şöyle deniliyor. Varlığa aşkın. Yani arka taraf, aşkın tüm varlığın sahibi olan ehad. İrade,
bağlanmaktır. İhtiyar tercih etmektir. Düşünceni, hissini, iradeni tanımlayan, kontrol eden, kendi özüne döndüren, anlam katan sistemimize akıl denir. Bir daha. Şimdi irade dedik. İrade gaye bağlanmaktır. Düşünceni bak. İrade gaye bağlanmaktır. İhtiyar tercih etmektir. Düşünceni, hissini, iradeni tanımlayan, kontrol eden, kendi özüne dönüştüren, anlam katan sistemimizin adı akıldır. Bunu ya vahiy ile ya da felsefe ile yapar. O deyince sanki farklı bir akıl gibi söylediniz abi. Ben zihin anladım daha çok. Şimdi mesela biz hani dimağdaki bir böyle hani mertebedeki. Aşağıda zaten söylüyor. Diyor ki. Aynı tasavvurdan sonra gelen akıl bile yani konuştuğumuzda bir taraf sıfatıyla konuşuyor. Şekil almış bu. Yani sizinkinde böyle olayın sanki böyle bütünlüğünden beslenir. Hani itikattaki gibi. Bir itikat vardı, bir imandan sonra itikadın da hani arttığı hali var gibi. Sanki böyle bir akıl. Yani yöneten bir şeyden bahsettiniz şu an yani. Evet. Şöyle. Şekillenmiş bizdeki akıl. Kafirde zeka. Zaten o el mi? Ama kafirde bu zeka yapar. Bizde ne yapar? Düşüncemizi, hissimizi, doğru değil mi bak? Serbest bölgeti düşünceleri, bilgileri, malumatları, in aşağıya vicdandakileri, oradan da besleniyor ya, duyguları, vahiy ile kendi harmanlayıp kendine dönüştürür. Şekil almış artık. Berzah değil bu akıl. Taraf olmuş yani. Taraf olmuş artık. Tarafsız değil artık. Felsefe zaten. Hasan abi ben de bir şey söylemek istiyorum. Efendim söyle. Şimdi siz hep derdiniz eskiden. Bende bir akıl var. Bu akıl bu akılla yapılmadı. Bunun daha üstü bir akıl var. Akıllılık bunu ona bağlamaktır. Evet. Derdiniz ya Hasan abi. Doğru. Şimdi bu akılın bağlandığı sizin şu anki bahsettiğiniz akıldır. Vicdana ulaşmaktır. Bir de taayyün ve teşahhüs diyorduk ya sana bizde çok ayrı bir anlam ifade ediyordu bu. Evet. Allah'ın tabiri caizse bizde sanki var olması gibi. Evet. Bu vicdanda oluyor. Allah'ın taayyün ve teşahhüsle var olduğu nokta bende vicdan. Aklımı bağladığım yerde vicdandaki bu bahsettiğiniz üst akıl diye ben anlıyorum. Birleşme noktası vicdan abi. Şimdi buradaki akıl berzah olan akıl değil, artık taraf olan bir akıl. Bizim çanak anten diye söylüyorum. Aklı çanak anten olarak düşün. Uydu. Uydu da şey, kelam-ı ilahi veya Allah. Yani sen çıplak gözle uyduyu göremezsin. Evet. Çıplak kulakla uydudaki filmin sesini duyamazsın. Herhangi. Ama o uydu alır, senin görmediğini görür, senin işitmediğini işitir, televizyonda gösterir. Tamam, televizyonda gösterir. Görmediğini aletle görüyor. Şimdi akıl böyle bir şey. Bu çanak anten. Vahye tuttun. Sende ne var peki hazine? Düşüncelerim var, bilgilerim var, malumatlarım var. Zanlarım var. İn aşağı vicdandaki isim var. Kafir mümin herkeste his var. Duygu var. Var da var. Peki bunlar ne yapacak? Yani ne olacak? İşte vahiy çanak anten gibi şeye akıl çanak anten gibi oradan alır. Vahiye muhatap olur. Ona anlam katar. Yani inşaattaki çimento gibi. Bizi dönüştürür. Ama bu Osman dediği gibi berza akıl değil. Taraf akıl. Zihne tabi olan bir akıl. Yani zihne tabi. Yok, zihne tabi değil. Zihne hakim olan akıl. Zihne hakim. O mu ona hakim, o mu ona? Zihin akla mahkum. Çünkü mesela şu anda biz... Ters dediniz bunu.
Yani zihin şöyle. Ha zihin dedi ben zeka anladım. Özür dilerim. Aha. Ha özür dilerim. Ben zeka ona tabi. Zihin diyor. Ha ben zekaya gitti aklım. Evet evet. Çünkü marifetullah zihin. Zihine, marifetullah. Zihne tabi oldu. Tabi değil de veri veriyor. Mesela bizim şu an aklımız bir taraf mı değil mi? Bizim şimdi bir değil. Şey tarafsız değil, taraflı. Bazen belki tarafsız bazen. Evet bazen. Niçin? Mesela günah işlediğimiz zaman tarafsız. Yani usta aklını başına al diyor ya. Aklını başına al. Peki kim ediyor? Akla hitap etmiyor mu? Aklını başına al derken kim ediyor? Akla demiyor. Zekaya diyor. Yani şey gibi sanki bir aşağıya doğru yani bizim şekle göre bir taraf ama aşağıdan yukarıya doğru akıl çalıştığında bir taraf değil artık. Evet. Yani mesela bizim doğru işlerimizde vahiye tabi yani sünnet-i seniye yaşanma nispetinde o akıl akıldır. Yani taraflıdır. Tarafsız olursa daha karar vermedi ama hiç kimsenin aklı hayatı boyunca tarafsız değil. Peki şeyden hemen aklıma gelince tasavvur tahayyülün de işte safsataydı, bibehreydi onlar ikide mi değişir? Devamlı yani o tarafı da değişiyor, bu tarafı da değişiyor. Yani akıl bir taraflı değiştiği gibi acaba tasavvurun da tahayyülün de o vasıfların müsbet hale geliyor ki. Var tabii çünkü ustad mesela... Orada kayıtsız kalması mümkün değil. Mesela ustad yani. Tarihçi hayatta diyor ki, şimdi ben bir şey söyleyeceğim tarihçede, herkes bunu kendi aleminde düşünsün. Hayalimizi, bak, hiç hayalini bile israf etmemiş diyor. Yani bak, taraflı artık. Ne kadar akıl harmanlarsa, hakim olursa insana, tahayyül de taraflı olur. Yani şeytan oraya bir şey attığı zaman her şeyi kabul etmez. Mesela diyelim ki Müslümana şimdi kızdın bilmem ne yaptın evden çıktın hiç boşanma hayaline gelmez. Düşünce gelmez. Kafire niye geliyor? Çünkü bizimkisi tasavvurumuz artık taraflı. Kafirde öyle bir şey yok. Ben bir tane örnek vereyim. Bülent anlatıyor. Bizim bildiğiniz o Bülent. Komşusu. 17 sene evli. Dedi ki telefon etmiş eve bile gelin. Tamam ben burada zaten 17 seneden beri düşünüyorlarmış. 2-3 tane çocukları varmış. Evlenelim mi evlenmeyelim mi? Almanya böyle. 17 seneden beri. 17 yaşında, 10 küsur yaşında iki çocuğu var. Adam bak şimdi bir şey anlatmak için söylüyor. Adam telefon ediyor. Tamam buraya kal ben diyor artık bu işi bitirdim. Yok evlenmeyi düşünmüyorum. Bu nasıl bir tasavvurdu? Tarafsızdı, taraflı oldu şimdi. Bunun bizde onlarda nasıl olduğu gibi bizde de artık senin de benim de tahayyülümüz, tasavvurumuz kısmen dahi olsa muvaffak olduğumuz kadar taraflıdır. Sen niçin hatırına gelmiyor? Taraflı olduğu için. Niye böyle nahoş o kadar böyle abuk subuklar o kadar gelmez veya çok zor gelir veya çok az gelir. Çünkü taraflıdır. Şekil alıyor. Yani yaşlandıkça insan, alim yaşadıkça artık tarafsızlar taraf oluyor. Tarafsız bir şey kalmıyor. Senin için hiç hatırına gelmiyor öyle bir düşünce. Çünkü bitmiş o. Korkuyor. Yok. felsefe yapar. Düşüncelerini, bilgilerini analiz eden, tanımlayan ve anlama taşıyandır akıl. Yani şekil almış bu artık. Düşüncelerini, bilgilerini analiz ediyor vahiy ile. Tanımlıyor, farkındalığını alıyor. Ondan sonra kendi içini boyuyor akıl. Bilgi, nitelikleri. Bilgi nedir? Nitelikleri, objeleri yani soyut ve somutları barındırır. Akıl ona anlam gaye verir ve kendine mal eder. Bir de okuyayım burası çok önemli. Bilgi, felsefe, kimya, matematik, gıda, gene bizimle alakalı gıda, tıp ilmi, bilgi yani, bilim insanı.
bilim insanı bu adam. Ama Allah'a, Allah ile anlam katmışsa bilgisine, o ilim insanıdır. Ona şey diyor yani, mesela ey kendi hastanı teşhis ve tespit edebilen bahtiyar doktor diyor. Ha. Şimdi bilgi, bak şimdi bilgi, nitelikleri, objeleri, yani ne demek? Soyut ve somut kavramları barındırır, içinde barındırır. Bunları birbirine analiz eder, tamam mı? Bize dönük veya gaye doğru onu yorumlar. Akıl ise o bilgileri anlam ve gayesine ve hedefine koyar. Efendim buraya kadar yaptık. Şimdi akla hem uzun bir ayrılıktan sonra bir sohbet ettik. Şöyle biraz şey yapsak, bir saat ders yapsak bile kârdır. Şimdi ben size göndermedim herhalde. 28. defter 123. sayfa. Çeksen iyi olur. Ondan sonra uçakta yazdığım için bunu o zaman not almışım. Bayağı çirkin düşmüş. Uçak sağlayınca şuradan aşağı. Sonra bir de şu komple Allah nasip edecek. Ben şimdi biraz Osman geldim ya şeye, buradan aşağıya, uzun aylıktan sonra Arnavutköy'e. Bir ay olmuş ha. Arnavutköy'e 3-4 ay Pima Pensizo binada durdum biliyor musun? Perşembe günü. 3-4 saat. Ancak onlarla beraber, vakıflarla. 3-4 saat. Evet, ondan sonra beni hapşırma aldı işte. Saflığı yaptık yani. Allah razı olsun doktor. Yani seninle burayı da çektim mi tamamdır. Şimdi bugün ikinci katın pimapenleri takılıyor. Haberiniz olsun. Çok şükür. Ne dedim? Allah'ın izniyle. Orada yapalım abi dersi. Artık pimapen takıldıktan sonra tuvalet yapılmış. Musluk takılacak. Sen bir tane musluk takarsın. Tamam. Tuvalet şeyi var. Maşapa da aldınız. Tamam. Ondan sonra. Ne güzel. He oğlum. Allah yolunu. İnşallah. Ya çok acayip bir mum gidiyor ya. Allah yolunu. Size bir şey söyleyeyim bak. Rüştü abiyle beraber yaşarken ben bile. Eğer bana Allah bir gün fırsat verirse. İki tane hayatta gayem vardı. İlk önce kendimi, sonra benimle yürüyecek dava arkadaşlarım, kardeşlerim ülfetini kıracağım. İlk önce kendimi. Bu Risale'nin böyle olmadığını hep derim size ya. Evet. Ben hep inanırım. Risale böyle değil. Yani ustadın ölünceye kadar okuyup her okuyuşta farklı anladığını söylüyorsa yalan demiyor. İstihza da etmiyor. Alay etmiyor. Bu böyle değil. Ben ustad, ben bu ülfeti kıracağım. Birinci hayatta gayem bu. İkincisi Rıştı abiyle yaşarken bile merkezi bir dershane, böyle şehir içinde olmayan, rahat nefes al, büyük ama büyük merkezi bir dershane. Allah o vücuda gelmesine sebep olmak istiyorum diye projem vardı. Ta o zaman da abi. Reis ne diyordu abi? Nereden nereye? Ya. Evet. Evet. Yani ne durumdaydık? Evet. Abi o 4,5 aylık süreç içinde. Of. Elhamdülillah nereye? Çok şükür. Allah neler verdi. Serbest bölgeye geldi ustad verdi. Şimdi ona benzer vicdana, vicdan normal bir proje değil arkadaşlar. Evet, yani vicdana artık... İnelim artık. Evet. Çok tuhaf yani. Şimdi sözden 145. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zaman... Çok ilginç bir yer burası. Ama bu ne zaman yazılmış biliyor musunuz? 28.12.2019. Küçükçekmece'de. O zaman akla neler demişiz? Hem de yani o zamanki bakışını şimdiki bakışınla şey yapınca şükrediyorsun.
Yani onun için mutlaka kaydetmek lazım, yazmak lazım. Bizzat öyle demiş. Ne kadar olmuş abi? O 2019. Yani 2019, o bayağı olmuş. 20, 21. 2 yıl geçmiş. Bizzat demiş ki vakıf. Hangi cemaatin vakıf olduğunu bilmiyorum. Ama Ömer kardeşe yukarıda. Belki de bu da duymuştur kahvaltıda. Vakıf. Normal orta yaşlı bir vakıfmış. Ben demiş Hasan kardeşin demiş Hasan abinin. Deftere böyle yazmalarını Aytimur abiye şikayet ettim dedi. Aleyhinde bulundum dedi. O da sağken Aytimur abi. Şimdi vicdan azabı çekiyorum. Ben hiç anladığım gibi değilmiş dedi. Ondan sonra bana hakkını helal etsin dedi de. Şimdi yazmayı yazıcılara bıraktık. Okumayı da okuyuculara tembel işini biz aldık. Haftada 45 dakika dersi dinleyip ondan sonra araba fiyatlarını, dolar fiyatlarını konuşmak için sanki o derse geldik. Dersin de çabuk bitip çay içerken sohbet etmeyi. Ha? O da onu kastetmiş. Şimdi bak ey mübarek insan. Bak 145'i yazdı. Ustad diyor ki yazarak, okuyarak, dinleyerek mutarabizm. Yazmadan nasıl olur ya? Nasıl ülfetini kıracaksın? Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla fikrine alakadar. Niye bunu anlattım peki? Yazarsan o tarihe atacaksın. Şimdiki tarihle o tarihteki haline bakıp Allah'a şükredeceksin. Bak Risale-i Nur'a iyi ki ben bu hizmetteyim diye hamd edeceksin. Değil mi? Çok şükür diyeceksin. Tarih koy değil. Aa, o zaman böyle bakmışız. İnsan şükür edebilmesi için bak şükür, hamd demiyorum. Yani şükür ve hamd ikisi. Hamd daha geneldir ya. Mukayese ile yapabiliyor. Çünkü niye? İnsan sebep sonuç ilişkileriyle ve kavramsal itibariyle nispet ve itibar ediyor. Kıyas ediyor. O zaman hayretinden hamd ediyor. Mesela hasta dayı olsan her daim ağzından şunu eksik etme. Her şey yolunda çok şükür. Mesela pazarda bir zat var. Adı şey Allahu Ekber abi. Böyle bir Allahu Ekber abi olur mu? Yani ne şerefli bir şey ya. Kendisi takmadı ki. Toplum ona Allahu Ekber abi dedi. Ama kendisi takmadı ki. Ama ne şerefli bir şey ya. Melekler de böyle hitap edecek ona. Allahu Ekber. Hoş geldin. Niye? Her şeyde bir coşuyor. Allahu Ekber. Ayakkabı giyiyor. Elhamdülillah demiyor. Besmele demiyor. Allahu Ekber. Ondan sonra dershane açılmıştı. Böyle ikram vardı. Allahu Ekber. Su taşıyor ya. Elhamdülillah demiyor. Sonra Allahu Ekber abi işte. Su taşıyor. Her şeyinde fıtri ha bakıyorum çaktırmadım şöyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Fıtri ya, fıtri bir hal. Şimdi bu yazmayı yazıcılara verdik ya, okumayı da okuyuculara, tembel işini de kendimiz aldık, olduk nurcuların merkezi. Bir de kimseyi beğenmiyoruz. Ya kardeşim kaydet, tarihte koy. Ne anladın böyle? Ülfetin kırılır ya, şükredersin. Ülfet kırılır. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. Şimdi buraya kadar ne demiş? Fikir de aklın sıfatıymış. Bak yeni yeni burada zikare. Fikir aklın sıfatıymış. Fakat tasavvurda da gözüküyor. Demek ki sureti orada gözüküyor. O zaman şey yapmışız. Bu fikir olan yol ile fikir yoldur. Hem geçmişe hem de geleceğe yol, köprü kuruluyor. Ya basit zannediyoruz Ali. Fikir yoldur. Ya arkadaşlar yoldur böyle bir düşünsel değildir ya. Şimdi mesela yol olabilmesi için şu dağ ip dağcı var ya attık. Dağın tepesine attık. Tuttu mu? Ha. Tuttum çıkıyorum. Yol oldu. Yani fikir yoldur derken fikri de yol olabilmesi için sonuçta bir gaye olması lazım.
O gayeye göre senin arandakinin adı yoldur. Yol, fikir yoldur diyor. Ama iki tane zaruri hakikat var zaten. Yol. Nerede ne? Mesela desem ki Adana'ya kaç kilometre var? Gafur. Nereden? Nereden navigasyona gireceksin? Adana'ya çokça bunu sorsam dersin ki burayı kastediyor. Fikir yoldur derken bir gayeyi barındırıyor. Bir gaye ve hedefi varlığından oraya koy pergeli. Onunla senin arandaki adı yoldur. Fikir yol. Ama basit bir şey değil. Onun içine giriyoruz. Fanos gibi ona dönüşüyoruz. Fikir acayip bir şey ya. Orada yürütüyor seni. Devamında diyor ki bu şeyde, cümlede. O zamanlardan dahi hem elem, görüyor musun bak? Fikir yol ama gafur. Hayal mı bakalım? O zamanlarda dahi hem elem hem lezzet alabilir. Mesela bir misal vereyim. Küçükçekmece hatırlıyor musun? Evet. O kadar sıkıntılı dönemi. Evet. Lezzet almıyor musun hatırladıkça? Evet. Mesela günah ortamımız var. Senin de benim. Evet. Ne kadar yapmıştık. Şu anda düşündükçe elem alıyoruz. Çok güzel lezzet şimdi. Değil mi? Evet abi. Hani fikir basit bir yoldu. Hayır. Ona dönüşüyorsun. Abi bunun menfisi var mı abi? Fikir menfi de olması lazım. Tabii canım, fikir şeydir ya. Tasavvurun içerisinde, taakkunun içerisinde bir sıfattır fikir. Herkeste var. Nedense ben fikri abi sanki müspete götüren yol. Ama şu, onların sebebi şundan geliyor senden. Kafirin mazisi yok. İstikbali de yok. Gelecek yok ki. Ahiret olmayınca istikbal yok. Anda yaşadığı için, onun için zannediyor. Ama onun fikir dediği şey, kendi kafasındaki... İkisi arasında ne kadar zaman geçti? Bu ikisi. Bu ikisi. Bu ikisi yok ki. Burada. Ha, onun fikri kafasındaki mazi ile kendine göre plan ve proje gelecekle fikir yapıyor. Aslında onun hakikatta ne mazisi var ne müstakbeli var. O zaman zekanın çizdiği fikir. Onun. Ya bir daha söyle. Bir daha. Bakın arkadaşlar, kafirin mazisi ve müstakbeli yoktur. İki zaman yoktur, madumdur. İkisi yoksa nasıl yaşıyor ya? Bir nefes alırsın ya. Sabah kahvaltı şey yapıyorum. Ne bileyim, hava soğuk. Çaylar maylar falan sıkmıyor. Ya bir açın dedim ya şurayı ya. Ne olduk da? Niçin söyledim? Ya kardeşim, kaldır ya şu zaman hazırı. Mazi müstakbel ya. İkisi de hazıran gibidir ya. Mazi ve müstakbali olmayan atalet de oluyor. Atalet diyor, Adem'in birader zadesi mi? Evet. Evet. Niye gayret edesin ki? Kafir niye çocuğuna mal mülk gayret etsin? Öyle bir daire alacağım diye bir gayeleri yok ki. Olmamış ki. Varsa da tek tüktür. Olmaz. Duymamışım. Ya komşum vardı. Bulgar. Kimya mühendisi. Kadın. Lojman. Camilerdeydi. Bana daire tuttular. Bahçeye çıktığım zaman o da geldi. Türkçe biliyor. Profesör. Orada kimya şey üniversitede. Ama Türkiye'de konsoloslukta vazife yapmış. Türkçe iyi biliyor. Ondan sonra hoca efendi falan. O demişti. Ben diyor en çok hayret ettiğim diyor Türkiye'den bir tanesi. Yani bir ezana böyle çok istiyor diyor. İnanmadığım halde diyor. Beynim istiyordu. Alıştı diyor ezana. Bir de ya diyor Türk milleti diyor kendi hayatını rahatını kaybedip çocuğu için ya burayı anlayamıyorum ben diyor. Ya ben diyor rahatımı huzurumu kaybettikten sonra benden sonra diyor benden sonra o rahat etse ne olur? Tabii dedim sen yok olacaksın diye düşündüğün için sen yok olacaksın. Tabii ki yok olacağım, çürüyeceğiz de yok olacağız. Peki dinler sence nedir? Teselli için söylenen şeylerdir diyor. Dünyada teselli için. Peki hiç unutmuyorum. Sana bir şey soracağım dedim. Ben çok ciddi cevap vermeni istiyorum.
ölünce çürüyecek. İster miydin böyle bir hayat olsun? Hani dinlerin dediği gibi. Hani değil ama öyle bir alem yok. Ama ister miydin dedi böyle bir. Dinlerin söylediği gibi alem olmasını kim istemez dedi. Ama yok dedi öyle bir şey. Ama kendine nasıl zulmediyor? He bak şimdi. Şey hiç unutmuyorum. Hep anlatırdım ya. Ondan sonra geçen şeyi de anlattım ya. Sesli kaydı gördünüz mü bu? Umrani'ye giderken. Yani şu namaz kılan. He ya ama telefon geldi de ondan sonra o etkilendim. O kaydı yaptım, etkilendim. Abi dedi, hatırlıyor musun falanca? He. Abi dedi, fabrikada dedi. Fabrikada bizi bir yere göndermiş Avusturya'ya. Bilmem şey için var ya böyle eğitim için, seminer. Orada denk geldim dedi ona. Abi diyor şaşıracaksın, çok sevineceksin. Abi ben Avusturya'da diyor fabrikada dedi o şey, Rumlar fabrikası. Orada dedi aşağıdayım dedi. O zat diyor namaz kılıyor diyor. Müslüman olmuş. Polonyalı. Polonyalı ama ya. Ondan sonra kaydattım. Çok ilginç o. Bak kadına diyorum ki yok olacaktım. Tabii yok olacağım ama dinler sence niye var dedim. Ya dünyada güzel yaşamalar için dedi. Teselli dedim. Peki samimi soruyorum ama ciddi bana cevap vermeni istiyorum. Hiç dedim şey düşünecek halim. Dinlerin söylediği bir alem, böyle bir alemin olmasını ister miydin? Kim istemez dedi ya. Öyle acayip şeyler anlatılıyor ki. Böyle bir alem olur mu dedi ya. Ama istemez miyim dedi. Ama yok dedi. Hoca efendi böyle bir yer yok. İşte ona Allahu Ekber. He Allahu Ekber. Neyse onlar gibi olmayalım. Bir şey söyledim ama sarsıldı fazla duymak istemedi gitti. Hoca efendi fazla soru sorma. Ya ben dedim bir tane de sorayım tamam. Ondan sonra düşünmek istemiyor çünkü. İstemiyor. Evet, evet. Yani ben dedim bir şeyden. Ama hoca efendi soru sorma. Ya bir tane. Hatta bir tane bir şey sor. Tamam hoca efendi. Dünü yapan yarını yapamaz mı dedi. Ne olduğunu anlatamam size. Dünü yapan yarını yapamaz mı? Ne farkı var ki? Benzeri. Biz dedim. Bundan sonra ben gidiyorum demedi biliyor musun? Çamaşır da asacaktı, kalktı. Ya. Şimdi o Müslüman mıymış abi? O değil. Hayır, o değil. Bu üç vardiyalı vardı. Ondan sonra gece 12'de çıktılar. Bire yakın ama bana telefon etti. Ondan sonra babası vefat etmiş. Polonya veya Roma. Ama Esmer olmadığına göre Polonyalı. Zannediyor. Ondan sonra bizim Türk arkadaşım, kardeşim Nurcu. Ondan sonra ya buna babasının vefatında üzüntüsünü belirtti. Teşekkür ederim dedi. Teşekkür için bir de içki şey yapıyordu. İçmiyoruz biliyorsun dedi. Ondan sonra baktı çok üzüldü. Şey dedi kahve molasında dedi ki çok mu üzülüyorsun? Tabii ki üzülüyorum. Yani ben tek üzülsem bir şey değil. Annemin üzüldüğüne de üzülüyorum demiş. Hani Doğu blokları biraz daha ailecilik var ya. Ondan sonra dedi ki ya böyle bir alem olmasını ister miydin dedi. Yani tekrar anne şey babanla annen hepiniz. Kim diyor onu abi? He? Kim diyor onu? Bizim Türk. Ha tamam. Kardeşlerden. Kardeşlerden bizim. Ondan sonra Köln tarafından. Ondan sonra ben de Linz'deydim. Dedi ki böyle bir alem olmasını ister miydin dedi. Yani babanla beraber daha mutlu, ölüm olmayacak. Bir daha ölümü tattın bir daha tatmayacaksın. Ama dedi ölümü tatmamayı bilmek için dedi ölümü tatacaksın orada tatmayacaksın. Böyle bir böyle anlattı. Çok ilginç bir çocuktu o da. Mesela ne güzel misal verdi. Dedi ki ölümü ölümsüz yani ölümsüzlüğün
ölümsüzlük olduğunu anlamak için ölümü tatman lazım. Evet. Diyelim ki tattık ama böyle bir artık olmadığı bir alem. Şimdi düşün bak ölümü tattın. Bir de onu tattın bir de sen. Ama öyle bir alem. Böyle bir şey anlatmak için söylüyorum. O cümleyi altını çizeceğim yani. Böyle alem olmasını ister miydin dedim. Demiş. O da demiş ki o kadar acayip orijinal fikir ki demiş bu. Fikirmiş yani. Bu acayip bir fikir demiş ya. Yani. Hangisi? Böyle bir alemin olması. Ölümsüzlüğü anlatmak için bir ölümü tatman gerektiği için buradasın. Acaba böyle bir alemi olmasını ister misin? Dedi ki kim istemez? Peki var mı delili dedi bunların. Var dedi. Dinlemek isterim dedi. Saat koymamak şartı. O zaman dedi vardiyadan sonra çıkalım gidelim mi bir yer. Tamam dedi. Ben yok dedi birisine götüreceğim seni. Tamam. Ondan sonra orada sizi aradı. Tabii tabii ben orada aradı. Abi dedi ayak diye merak etme hocam. Geldi. Geldiler. Yani o kadar acayip oldu ki oturdu koltukta lojmanda çekyat vardı. İndi aşağıya biliyor musun? İndi aşağı. Yere indi. Yani bir seyredecektin onu. Ahiretin varlığına dair işte ilk önce böyle bunu kim iddia ediyor dedim. Kuru böyle mantık şeyi. Böyle bir ahiret var. Kim iddia ediyor bunu? Tanrı diyor. Tanrı hakikaten böyle bir orijinal bir iddiada bulundu. Hakikaten Tanrı var mı? Ondan sonra bunun ciddi alınabilir mi yani böyle bir iddiası? Böyle gücü var mı? Oradan başladım. İlk önce Tanrı var mı? Var mı bakalım? Böyle bir Tanrı var mı? Varsa böyle bir iddiasını yapabilir. Bak ahiretin ispatını hiç girmedim. Hemen Allah. Ve getirene diyor ki 3 gün bendensin diyor. Bir içki şey işte neyse beni diyor bu kadar yani ikram edecekmiş içki. O kadın da bu tipten yani. Ben bu iki örnek vermiyorum. Hep böyle diyorum ya. Diyor ki orijinal fikir. Kadın da öyle söyledi. Bu da öyle söyledi. Orijinal fikir diyor. Çok uygun işte. Orijinal fikir diyor. Ben de zaten zor tuttum o zaman kendimi. Orijinal fikir kadın. Hoca efendi orijinal fikir. Dedim ki böyle ama böyle bir şeyin olmasını ister miydin dedim. Kim istemez? Diyor. Türkiye'de konsolosluk ne vazife yapmış. Bulgaristan adına ama bu Almanya'da şimdi üniversitede konsoloslukta işte okullarında öğretmenlik yapmış oraya. Orada şimdi üniversitede hoca profesör mü nedir bilmiyorum kimya ile alakalı. Türkçe biliyor. Yani böyle bir şeyin olması lazım. Bak ne diyor. Tanrı'nın söylediği diyor böyle diyor ahiret. Kim istemez diyor böyle bir yer. Ama yok hoca efendi. Ama istemez olur muyum? Keşke olsa diyor. Sonra bakıyorum iman nimeti bize vermiş vay be. İman nimetine bir baktım ki içerisinde Allah var. Tövbe estağfurullah. Allah içine almış. Cenneti, ahiret içine almış. Mazi yok onun, kadın. Ondan sonra 13 yaşında kızı gitmiş, hiç düşünmüyor. Ondan sonra bir de Türklerin şaşırdım diyor, aile bağları başkası için diyor şey yapıyor. Aa diyor benim 13 yaşında kız diyor gitti diyor. Ondan sonra mektup bıraktı diyor da ama Türkler arkasına düşer diyor. O kendi hayatın kendi. Sen 13 yaşında kızın gitse ne yaparsın lan? O gayet rahat. İman, imanın içerisinde Allah var, iman içinde ahiret var, dostluklar var. Saat 2'de 1'de arayabiliyorsun. İmandan. Ben ki seni arayamam. Sen ki 2'de beni arayamazsın. Arabayla gelirken sordum. 2'de 2.30'da dedim, gafur beni arasa. Aynı soru soruyor. Herhangi bir kardeş arasa 2.30'da. Ne yaparım? İkinci şaşırırım. Bunun bu saatte beni aramayacağı kesinlikle. Bu niye aradı ya? Endişe mi ederim? Tam tersine beni aradığı için memnun olurum ama endişe ederim, korkarım yani. Tamam, niye? Tamam. Bu saatte niye aradı beni? Aramaz. Ha. Şimdi bunun imanın içerisinde bunlar var kardeşler.
Acayip bir şey ya. Bak orijinal fikir diyor. Çok, şey çok hoşuma gitti abi ya. O arkadaşın söylediği, o kardeşin söylediği ölümsüzlüğü bilmek için ölümü tatmak lazım burada. Evet demiş. O acayip tatlı bir şey ya. Adem evet. Aleyhisselam'ın alem-i şehadete gelme sebebi ya. Evet, evet. Ondan sonra bazı şeylerle bilinir dedi. Çok zeki birisiydi. Evet maşallah. Ondan sonra bazı şeylerle bilinir. Hatta her şey tabii o bazı şeyler değil de her şey öyle. Küfürle Allah bilinir ya. Daha ilerisi var mı? Küfür imana hizmet eder diyor. İşaret edeceğiz. Ondan sonra. Dedi böyle olabilir mi dedi. Orijinal fikir dedi. Ölümsüzlüğün bilmen için bir ölmen gerek mi? Olsa diyor. Daha güzel olmaz mı ölümsüzlük dedi. O zaman Tanrı bizi niye getirmiş demiş de. Tanrı bizi niye buraya getirdi? Ölümü tat. Acıyı tat. Hastalığı tat. Yokluğu tat. Tat da tat. Tadılmayan yeri. Orada demeyecek miyiz beraber bu sofra? Bu sofradır. Maide sofrası yani bu. Yani ilim sofrası. Semadan indirilmiş bu. İlim elcisidir. Cennetin bahçesidir diyor Allah'ın. Peki orada konuşmayacak mıyız bunları? Bu orada konuşmayacak mıyız? Zaten orada oluyor bu işler zaten. Şu anda orada oluyor. Sureti olduğu yerde. Her şeyin sureti, hakikati orada oluyor. İyi ne diyor sana? Şu anda orada oluyor. Orada oluyor. Orada oluyor şu anda. Yani hakikaten kopuk suret var mı? Olmaz. Tamam suret işte burası. Hakikati de oluyor. Orijinal fikir. Çok güzel orijinal fikir. Evet. Gerçekten. Vallahi böyle. Vallahi teselli için söylemiyorum. Sureti oluyorsa hakikati de var. Hakikati suret var mı? Yoktur. 96 mı? 96 şu anlar. Suret hakikate istinad eder, ondan medet alır. Aynı cümle böyle. Evet. Şu anlar olsa gösterelim. Hasan abi, bölüyor muyum? Ha, yok. 25. kare. 25. kare mi? Versene abi. Ay bu 96 mı? Ha. Siz 25. kare mi diyordunuz abi? Ha. Hareketle evet. Nokta istinadı bir yapsanız abi. Nokta istinad. Nasıl yapıyordunuz? Böyle kodda yapıyorum. Nokta istinadı. He Allah'a. Nokta istinadı nasıl yapıyordunuz abi? Yani fıtratımın istediği, tamam mı? Bu şey istiyor. Evet. İndaat diyor. Birisi cevap veriyor. Ben de atıyorum ipi. Atıyorsunuz, basıyorsunuz çekmiyor. Çekmiyor. Şimdi öyle enteresan bir şey. Nokta istinattan kopuk nokta istinad olmaz. Olmaz. Yani çek sırtını gördün mü? Sırtını yasladığın yer sırtından uzak mı oluyor gitmeye başladığın zaman? Değil. Bir daha söyle. İstimdat olmaz. Allahsız ahiret olur mu? Olmaz. Abi ver göstereyim abi. Ha orası. Bir üst. Aha bu sonra. Ha yanlış söyledim. 96 değil. İyi ki şey yapmışım. Ha bak. Dur. 76 abi. Aldattı beni aklım. Bak. Şu anda orada o. Orada olunuyor zaten. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur. Hayatlanır. Lafız manaya bakar. Ona göre nurlanır. Suret gafur. Evet, evet. Hakikate istinad eder. Ondan kıymet alır. Peki ne demek istiyor? Bu kanunları zikrettin. Tapu gibi şey nedir? Aynen öyle de bu maddi ve cismani olan alemi şehadet dahi bir cesettir. Bir lafızdır, bir surettir. Alemi gaybın perdesi arkasındaki esma ile dayanır, hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar güzelleşir. Ha işte. Şu anda orada oluyor. İşte vallahi öyle oluyor. Şu anda orada oluyor. Orada oluyor zaten. Alemi şehadet, alemi gaybın üzerine surettir. Tenteneli perdedir, köpüktür demiyor mu? Yani garip bir şey yok ki. Ahiret nokta koydun, büyük harfle başlanacak. Nasıl yaşarsan ölürsünüz o ya. Nasıl geldim sen kitap yazdın, yazdın nokta. Nasıl devam edeceksin? Nasıl geliyordunsa devam edecek. Sürpriz yok ki kitapta. Aa kime yazıyordu? Matematiğe dönüştü. Öyle bir şey yok. Nasıl yaşıyorsan vefat ettin öyle. Öyle devam edeceksin. Beraber kardeş miyiz kardeş? Orada da kardeşiz.
Biz diyor dünyevi kardeş edinmiyoruz diyor. E bak ne diyor? Bu maddi alem, bak maddi alem ve cismani olan alem-i şehadet dahi bir cesettir. Ha? Bir libastır, bir lafızdır, bir surettir. Alem-i gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiye dayanır. Şimdi o hakikat yokken hakikatsiz suret nedir? Yok ki zaten. Ona dayanır, oraya dayanarak hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar güzelleşir. Ahiretsiz buranın şeyi olur mu? Sonra bütün maddi güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatlar ise, oradan şimdi pergeli oraya koydu. Esma-i İlahiyeden feyiz alırlar yani ahiret. Ve onlara bir nevi gölgedir. Yani bu dersen ahirette olmuyor. Ahirette ne? Daha arkası esma. Bu suret esmaya dayanıyor. Çünkü hakikatlar ise esma ile feyz alır. E suretler ne? Hakikat. Direkt hakikate bağlı. Hakikatlar ise esma ile feyz alır, alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir. Bu hakikat ihsanında katı ispat edilmiştir. Öpün. Öpeyim. Vallahi de. Vallahi de. Şey ya, mesela ben bir şey söyledim, bir mana böyle hadis okudum dedi. Mustafa Baba o hadisin kaynağı şey yaptı. Bundan daha büyük haber olur mu? Bundan daha büyük ikram olur mu? Bundan daha büyük sana ihsan olur mu? Nedir bu? Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam, istihza etmez, dalga geçmez, alay etmez tövbe. Yani olmayan bir şeyi var gibi demez. Diyor ki, Süfyan-ı Deccal'a dost olan Ebu Davud da geçiyormuş. Kaynağını gösterdi ya. Süfyan-ı Deccal'a dost olan geçmiş hiçbir salih amelinden faydalanamayacaktır diyor. Süfyan-ı Deccal'a düşman olan, iyi dinle, geçmiş hiçbir günahında muayese edilmeyecektir diyor. Evet. Düşmanız. Duydun mu? İyisin, lafına biliyorsun. Anladık mı abi? Allahu Ekber. Evet, Allahu Ekber abi. Yani ama düşünen kafa için bu nimettir. Yani sorumluluğun bilen, sorumluluğu yüklenen, beşeriyetten insanlığa doğru yürüyen kişiyi de bu anlam bulur. Ademi vücut. Evet. Ademi bir şey yapıyorsun. Süfyan-ı Deccal. Bundan daha büyük bir mucize, bir ikram olur mu? Ya daha olur mu? Yani çok şükür. Tabii canım. Yani tarafkir, düşman olanlar canlarını sokaktan buldular. Biliyorlar da yapıyorlar. Adam asıldı. Adam akıllarını gitti. Adam özür dilemedi, aklı gitti. Sonra öldürdüler, bitti. Akıl almıyor abi, kafayı üşüteceğim ya. Ya. Şimdi biz bir ufak bir şeyden yine de korkuyoruz. Hala kendimizi tarafkir gibi görüyoruz abi. Şimdi bahçede idam sehpaları kurulmuş. Ve ona bakıyoruz. Kurulmuş, asıyorlar. Burada üstte de sorgu yapıyorlar abi. Ve hakim orada, asılanlar arkada 11 kişi. Hep de alim. Konya'dan 7 tane otobüs alim getirilmiş Ankara'ya. Assalar neyse. Cahil cahil yakmışlar. 7 tane otobüs ya. Konya'dan. Ya. Maksat ölümse orada da öldürebilirdi. Evet. Amacın ne yani? Diye Konya'da da öldürebilirdi. Tabii. Te getireceğin oraya yakacağım biri yani. Ya, asmak da değil. Evet. Bu ben iddiam değil ha. Ama size bir cümle söyleyeyim. Galiplerin yazdığı tarihi okumayın. Bu altınla yazılacak cümledir. Bu içim yanarak bulduğum cümledir. Galiplerin yazdığı tarih okunmaz. Anladınız mı demek ki? Evet, evet. Tarih istiyorsanız okuyacaksan bunu da mazlumların, mağlupların da tarihi, onların yazdıklarını da oku. Niye söyledin abi? Evet. Şu anda yalan söyleyen tarih çoktan. Evet. Şu anda öyle bir kitap var. Yalan söyleyen tarih utansın. Nereden çıkarttın değil. Niye?
Her neyse, devamında şöyle diyor. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Görüyor musun? Hayvan ise fikir olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise diye bakayım, yok, insan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, bak, dalalet ve gaflete düşmüş ise, bak, dalalet kafire ait, gaflet Müslümana ait, düşmüş ise hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüzi lezzetini cidden acılaştırıyor, bozuyor. Şimdi bitti. Anladığımız. Gaflet ve dalalet hazır zamana bakıyormuş. Yani gaflet nedir? Mazi ve müstakbelden koparandır. Koptuğun andır. Gaflet o. Mazisiz ve istikbalsiz yaşamak. Gaflet. Başka anda. Bir yerde de şey diyor. Allah'ın hikmetinin anlamayan diyor. Evet. Hikmet. Hikmetini anlamayan. O evet. Da var. Evet. Hazır zamana bakıyor. Hazır, ustak burada hazır zamana mahkum olduğu için gaflet ve dalalet diyor. Burada konuda içeriği hazır zamanın lezzet ve eleminden bahsederken dalalet ve gafleti kullanıyor. Evet. Hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o hazır zamandaki cüzi lezzetini acılaştırıyor, bozuyor. Peki kimin? Gaflet ve dalalettekilerin. Müslümanlı değil. Hani dersin başında söyledim ya, Risale-i Nur en azından bize külli bir nazar veriyor. Allah canibinden kudretin azameti altına bakmayı öğretiyor. Yani hazır zamandan bizi kurtarıyor. Olayları küçük değil. Yani olayın arkasında külli bir fotoğraf olarak görüyor. Her şey olmadığını gösteriyor bize. Her şey bu değil. Her şey diş ağrısı değil. Her şey bu işte değil yani. Gösteriyor. Devam ediyorum. Hasan abi, gaflete düşülür, dalalete devam edilir. Gaflet Müslüman, dalalet kafir dediniz değil evet, mi? Evet, evet. Dalalet şeydir. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. 25. sözde dallin, rehbersiz. Bu dalaletleri çok mu zekiler, çok mu akıllar ki senin rehberliğini kabul etmiyorlar? Dalalet orada kullanıyor. Peygamberi kabul etmeyenlere. Dalalet o. Dal. Fikir hem geçmiş hem de geleceğe yol açar. Ama başkası lügatta, ta başka lügatlarla bir şeyler der. Böyle duyarsınız itirazda. Ben duyuyorum. Vallahi bütün bizim bazı kelimeleri diyor, bazı kelimeleri ilahiyatta Profesör Nur Talebesi. Hasan kardeş, Hasan abimizi hürmet ediyoruz ama bazı tabirleri duman ediyor. Yani hiç alakasız. Ve ondan sonra yanlış dedi ya. Diyor. Ben de çok baktım hangisini dedi diye baktım. Ha, lugatlar onların okudukları Basra ve Küfe alimlerine göredir ya. Küfe ve Basra alimlerinin yaptığı lugat. Onlar da nereye bakmışlar biliyor musunuz? Kaynak nedir biliyor musunuz lugattan kaynağı? Muncit lugatıdır. Muncit lugatı alimlerin Türkçe, Osmanlı, Arapça'ya çevirdikleri lugattır. Papazların yaptığı lügattır. Muncit lügatına girin bakayım. Görürsünüz. Neyse şimdi girmeyin. Muncit lügatı. Yani şu anda piyasadaki lügatlar var ya. Ekseriyeti mutlakası muncit lügatından alınmış. Hasan Akar'ın kendi lügatı yok diyor. Hasan Akar'ın söyledikleri Risale-i Nur'un kendisinin açıklaması. O kadar. Mesela diyelim ki burada bir şey söyledi. Dedim ki bak. Hazır şöyle yapıyor diyor. Hikmetsiz gaflet. Ama burada metne sadık. Mazi müstakbelden kopuk anda yaşadığı için hazır elemin gaflet kullanıyor. Bak böyle. Bu mesela ben Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah ediyorum. Evet. Veya zannediyorum. Zannediyorum belki. Ha doğrudur da demiyorum. Ben böyle anladım. Ama öyle de değil. He Allah razı olsun. Beni de uyar. Yanlışımdan kurtar ölmeden. Öyle değil. Bak öyle dedin. Böyle kaç tane dersi kaldırdım biliyor musunuz? Bir tabir için ya. Ali bilir. Bir iki tabir için. Sonra yok yok falan dedi. Abi sporayı sileriz dedi.
Ha bu yanlış oldu. Doğru. İnsan da hatadan aldığı konuşunca oluyor. Fikir hem geçmiş hem geleceğe yol açar. Bak görüyor musun? Geçmişe de yol açıyor. Bu çok acayip değil mi ya? İnsan geçmişten elem alır mı ya? Bu yola hem elem hem korku alabiliyor. Hem elem hem de lezzet alabilir. Hayvanlarda fikir yok. Gaflet ve dalalete düşmüş ise şimdiki zamana geçmişten hüzünler ve gelecekten endişeler, korkular sana şimdi hissettiriyor. Şimdi hissettiriyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Ben şey yapayım size hayal edin. Bir kardeşi kullandığım için söyleyeceğim Osman. Koronada yoğun bakımda olan bir kardeş. Dedim ki X tahmin ediyoruz. Dedim biz korona ile alakalı çok video seyrettin mi dedim. Ettim dedi. Heh, onun için yoğun bakımdasın. İlaç mikrop olmaz mı? Mikrop var. Hangi? Bedenin mikropla varken ama aklın buna mahkum oluyor. O videolar çalışıyor. O videolar çalışınca vücut güçlenemiyor. Kuvve-i Kudsi, ustadın tabiriyle Kuvve-i Kudsi'ye, Kuvve-i Ülviyesini kaybediyor. Maddi hastalıkların ekserisi vehmi hastalıklardır diyor ya. Ha. Bu mikrop yok mu? Var. Tabii ki yoğun bakımda mikrop var. Biz de hasta oluyoruz. Ama nasıl yapacağım? Tahrip olmamışsa mesleğin değil. Doktor seyretmesi lazım. Şimdi bu mazi ve müstakbel. Sırf 10 mudur? Gaflet ve dalalet şöyle yapar. Öleceğim. Ha böyle yapar. Peki mazi ve müstakbelde nasıl koparır seni? Olan geçmiş elhamdülillah. Epey hizmetler olmuş. Namaz kıldık. Çok şükür. Hizmetimize sahip çıktık. Birkaç tane fatura ödedik. Gelecekte de böyle bir gayem vardı. Böyle bir gayem var. Tamam mı? Böyle bir hedefim. Gayeme yürürken de canla başla işte etmesem de şöyle şey yaptım. Elhamdülillah. Bu iki şey, iki güç, iki nokta istinat ve nokta istimdat o ana tahammül gücü verir. Tahammül gücü verir sana. Bak ben ne hastayım bak. Bununla bugünlerde bak sana ayaktasın. Çünkü niye? Bir hasta da oluyorsun, sorun oluyor falan. Eğer o ana hapsolsan var ya, buraya geçtiği için söylüyorum hele. Gittim, yoğun bakıma düşecek, beni götürecekler falan. Uygulansın diye söylersin. Kuvve-i Kudsi'ye, Kuvve-i Ülviye'ni yeter. Maddi hastalıkların ekserisi vehmi hastalıklardır. Kuvvet veriyor. Kuvvet veriyor ya. Çünkü. Ama bu mikrop yok mu? Var tabii mikrop. Onun bundan bahsetmiyoruz yani. Ama cesedin kıvranırken ruhun rahat etmesinden bahsediyor. Şimdi devamında diyor ki belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı belki vücudu belki kainatı görüyor musun? Bulunduğu gündür. Nefes alıp verdiği andır. Ben bugün muydum ya? Mazide yaşamadım mı? E peki vefat ettim yaşamayacak mıyım? Şöyle zannediyor. Ölünce hayat bitiyor. Hayat başlıyor be kardeşim. Suret bitiyor, hakikat başlıyor. Bak ölünce hayat bitiyor zannediliyor. Halbuki dünya bitiyor. Dünya bitiyor ya, hayat bitmiyor ki. Ya en büyük bir hatamız vardı şeyde şurada bir yer mesela insanlar ölüm korkusunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de şu anda beraberiz ya derste. Soruyorum size. Gafur, dinliyor musunuz? Şu anda beden ruhunuzda mı? Sizde mi? Siz mi bedeninizde mahkumsunuz? Neredesiniz? Siz bedende misiniz içinde? Beden sizin içinizde mi? Beden bizim içimizde. Şu anda beden sizin içinizde. Evet. Niye? Bedende haberimiz yok. Şu anda düşünmüyor musunuz? Haz yok mu? Aynen. Huzur yok mu? Fikir yok mu? Ha, şu anda beden bizde. Biz bedende değil. Bedende olsa ne olur? İkide bir kalkmayı hesaplarsın. Uşkurluk ve mideni düşünürsün. Bu saate gelmesin. O geçmiş. Şu anda beden bizdedir. Biz bedende değiliz. Evet. Tamam mı? Tamam, bir şey anlatacağım. Eğer sen yaşarken
ruhun ben olan beni bedenin içine hapsetmişsen, yani bedeni hayat yaşamışsan, sen öleceksin. Beden nereye gidiyorsa sen de oraya gideceksin. Beden nereye gidiyorsa oraya gideceksin. Eğer ben yaşarken eksiliyeti mutlaka beden bende oluyorsa, bende oluyorsa, beden gittiği yere ben gitmek zorunda değilim ki. Zaten beden bendeydi. Benim gittiğim yerde beden de olacaksın. O kadar. Zaten ben bedenin olduğu yerde değildim ki. Bedenin olduğu yerde değildim yaşarken. Bedenin olduğu yerde değildim ekseriyette. Şu anda bedenin olduğu yerde değilim ki. Beden bende. O zaman hayat bitmiyor. Sureti, hakikati değişiyor. Okuduk ya 76. Hakikati değişiyor. Zaten hakikat var şu anda. Hakikata oluyor o kadar. Bunu bildiğin anda o yoğun bakım sonra şey getirin. Anlattım ve 2 gün oldu dışarıda. 2 gün oldu dışarıda. Ve ne diyor biliyor musun? Sana her 5 vakitte dua ediyorum. İyi bir de mutlulukluyuz. Bir daha. Yani bunu ben söyledim, bunun sahibi değilim. Ben de hasta olunca sen diyeceksin. Hastalıkta insan kendi arşivine ulaşamıyor. Sakın ha, bu biliyordu zaten anlatıyordu demeyin. Dehli Hoca demişti. Dehli Hoca demişti, Allah bekleyin. Dehli Hoca demişti. Arkadaşlar o anda olamıyor, olmuyor, ulaşamıyorsun. Nasıl bir şeyse ben anlamadım orayı. Yani, o ben de çok aklıma geliyor. Yani bir şey karşıladım. Eskiden hani insan şey yapıyor yani yapacağım hani ona da demez veyahut da. Şimdi kim olsa hemen o aklıma geliyor. Hemen demem lazım. Sakın iki yani. Defa üstadın elini öpmüş ya. Fıkıh kitabı var birkaç tane adamın piyasada. Dev adam ya. Sarıkla dolaşıyordu enteri. 20 küsür tane mahkemeye gitmiş Arcize Erzurum'a ya. Yatağını çıkarmamış gene geleceğim diye ya hapisten. Böyle bir adam ya. Hasan kardeş bana bir şey anlattın. Bir şey okumayacağım, bir şey anlatmayacağım. Yok hocam dedim sen zaten kartal şeyden. Sen zaten biliyorsun hocam dedim. Sen bize bunları anlatın. Hasan kardeş dedi elimi tuttu. Bu şeyimi vasiyetimi unutma. Bir hastaya dertte gittiğin zaman sakın bu biliyor deme. Ulaşamıyorum. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Sen bir şeyler anlat ki beni o bilgilerime ulaştır. Beni oraya çıkart. Oğluna demiş ki, oğluna sor. Ne olursa ne olur. Kanser ya, iğne. Uyuşmuşum dahi olsa, yatsam bile bu gelince uyandırır beni. Zorla dahi. İlaç gibi geliyor. Ondan sonra anlatıyordum böyle. Sen dedim, ölümü, hayatın bittiğini mi zannediyorsun? Değil be inşallah. De. Ondan sonra gitme derdi. Hadi bir de gitme. Hani ben hasta olsam da diyeceksin. Ya bu demişti. Bırak. Mesela kendime örnek veriyorum. Hapishane koridorunda Harun bir cümle söyledi. Bir derste söylediğimiz bir cümle. Abi biliyor musun dedim. Dedi. Bu olayları tepti eden mahkeme şeyler hepsini yapan kim? Tanıdık birisi dedi. Çıktım oradan. Olaydan çıktım. Sıyrıldım arkaya geçtim. Vay. Abi bu mahkemeleri kuran seni yargılayacak. Biliyorlar seni. Sen de biliyorsun dedi şey. Bunlar hepsini kuran, bu mahkeme seni celbeden şey yapan. Hepsini kim yapıyor biliyor musun dedi. O anda kafa şey ya sarhoş gibi. Tanıdık birisi dedi. Seni tanıyor, benim tanıdığımız dedi. Tanıdıksa tanıyor, bitti işte. Nasıl görünüyor? Bitti, hop çıktın arkasına geçtin. Bilmiyorsun o anda. Sakın ha. Diri Hoca ya. Peki ben yaşamadım, ben de yaşıyorum. Yani hastalanınca hemen yanımdaki yeğen bir şey söylüyor. Hadi bakalım ders yapalım. Ders yapalım diye ders yapmıyor. Kendi arşivime geçeyim diye hemen... Bir şey ver, bir şey okuyun. Veya bana bir şey okuyun, tamam. Bana bir şey okuyun ya, yeter. Yani sen okudun bir şey, iki kelam edin, bitti. Ben bir ulaşırsam, arşivime ben bilirim beni oraya, dehlize indireni. Onu peki Dimağ'la şey yaptın abi, yani mesela akıl mı, tahayyül mü, hani buradaki bu anlattığınız şey aslında önce direkt... Ama vicdan bırakmıyor, o hiç gaflette yok. Yani vicdanın gafleti yok. Bu halette yani dışarıdan bir destek alma neyi tetikliyor? Nereyi bizim dimağda şey yapıyor? Aktif edip arşive ulaşmayı sağlıyor. Şimdi bu olumsuzluklar vesaireyi hani insan hemen her şeyde olumsuzluğa takılıyor ya. Hı hı. Bu zekadır.
her şeyi olumsuzluğa, olumluya bağlayan akıl. Aklın arşivlerine ulaşamıyoruz. Akıl tatili eşgal etmiyor ama aslı yani ciddi bir araştırmam yok yani bir becerdiğim değil bu ama belki de düşününce veya çalışınca buluruz ama böyle bizi ikna edeceğim. Ben kendim ikna olmuş değilim. Ama bu kesin. Ne kadar bilirse bilsin, alim de yoksa. Bundan daha ileri örnek olur mu? Sıkıldığı zaman Allah Resulü, ya Ebu Bekir, biraz sohbet et, biraz sohbet et, beni rahatlat. Demedi mi? Bu Allah Resulü. Allah Resulü bu. Rahatlatan zat söylüyor. Bence Osman abi sen bu konuda bir çalışma yap. İyi olur. Yani soruyu atalım da ortaya. He. Şimdi Allah Resulü'ne daha şey olur mu? Bir sohbet et, bizi rahatlat. Bir çeşit sıkıntısı vardı, eşiyle sohbet edermiş. Bir çeşit sıkıntısı vardı, ezan okuyarak rahat ettiğini söylermiş. Bir çeşit sıkıntısı varmış, Kur'an dinleyerek, başkasından dinleyerek. Yani bu, ama bütün insanları rahatlatma makamında olan zat yapıyor, söylüyor bunları. Evet. Bir de burayı bitireyim ki okunu şey yapacağız, keseceğiz. Devamında diyor ki belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı belki vücudu belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Bak zulmeti görüyor musun? Gaflet ve dalalet kafirin şimdiki zamandaki haletini gösteriyor. Allahu alem küfür geçmişi, çok ilginç bu da, küfür geçmişi, şirk geleceği, dalalet hali gösteriyor. Korkunç bir tespit, doğruysa bilmiyorum ama doğru şimdilik, daha zıttını bulamadım. Küfür geçmişin, çünkü küfür örtmektir. Örtüyor. Sınadı kaldırıyor. He. Küfür zaten kesin, örtmektir. Şirk ise, şirk koşuyor. Geleceği. Dalalet ise zaten gaflet ve dalalet hal olduğunu söylüyor. Gösteriyor. Çünkü çok acayip bu. Çünkü dalalet hazıranda gösteriyor. Dalalet hazırda olana deniliyor. Rehbersizlikten. Küfür zaten yapısı itibariyle örten. Örten. Neyi örtecek? Varı örtmüş. Geçmişi örtmüş. Şimdiki zamanda kullanıyor. Küfür ise varı kapatmak. Bak küfür ise varı kapatmak. Dalalet ise şimdiki zamanda ortaya çıkan. Küfür ise varı kapatmak, örtmek, gizlemek olduğundan geçmişi. Şirk ise o yol, bu da yol diyor mesela. Adam diyor ki sizin diyor yolunuz yol. Benim de yol diyor. Sizin yolla. Şirk yok, inkar değil burada. Allah inkar etmiyor. O da var, bu da var diyor. Küfür örtmektir. İnkar etmek değil, kapatmak. Şirk ise o yol, şirk yol. Bu da yol diyor. Ortak yol koşmak, ortak yapmak. O yol, bu da yol diye çift yolu gösteriyor. Mesela dinler orijinaldir diyor. Ahiret vardır diyor. Öteki bir yol var. Çürüyecek diyor. O Polonyalı'ya şunu demiştim. Ya diyor yani pili hani bitiyor diyor. Yani ölüm diyor. Enerjinin bitmesi. Ben dedim ki bir şeyin dönüşmeden dönüştürmek, ortadan kaldırmak mümkün mü? Yani pili hep verdiğim misal ya. Pili bir videoya, bir ses kaydına, bir başka bir şeye, yazılıma dönüştürmeden, mesela cep telefonunun bataryası, başka bir şeye dönüştürmeden pil biter mi? Yani enerji ortadan kalkar mı? Mesela diyelim ki çürüdü. Doğaya gitti enerji. Doğadaki enerji. Yani bir şeye dönüştü, yok olmadı. Yani insan pil gibi düşünürsen, dedi, ona örnek verdim. Pil bitiyor ama bir videoya dönüştü. Hayat yaşanmış.
Böyle bir hayat var mı? Var tabii dedim. Kafanda senin hayat yok mu? Sen yaşadığın hayat yok mu? Onlar enerji olduğuna delil. Sen istediğin zaman müracaat edince görmüyor musun? Sen maziye geçmek istediğin zaman gafur. Hiç babanla yaşadığın o şakalaşmaya gidemiyor musun? Madem yoksa o da yok olacaktı. Evet. Duruyor o. Evet. Peki hayaldir. Hayal hayal değil. Eğer bizim hayal ettiğimiz gibi hakikatten kopuksa vücudumuz etkilendiriyor. Duygusallık oluyor, gadap oluyor, şehvet oluyor. Evet. Devam edeyim. Sana bir şey söyleyeyim. Müslüman için şey denebilir mi? Hani küfür, dalalet ve şirk ile ilgili geçmiş hal ve gelecek dedik ya. İman, gaflet ve itikat diyebilir miyiz? Yani itikat nereye dedin? Geçmişe iman. Geçmişe yani gelecekte yani geçmişe. Küfürün karşılığı ya. He. Sonra dalaletin karşılığı gaflet. Biraz zor ya böyle. Yani iman sırf geçmiş olunca, çünkü iman mazi müstakbili alıyor içine. Bunu şöyle yapabiliyoruz Hasan abi, bence daha uygun oluyor. Şimdi bu ara mesela çarşamba dersinde biz tabiat risalesini okuyoruz abi biraz. Çok güzel. Fazlaca şey yapıyoruz, üstüne geçerek. O üç bakış var ya Hasan abi. Esbab, kendi kendine, bir de tabiat şeklinde. O üçlemeye oturuyor Hasan. Çok abi. Oturuyor. Çok güzel. Bir de onu İrfan buldu, onu bir takdim edeceğiz. Ben bilmiyordum yani. Hani tabiat risalesindeki o misal hep birbirine çok benziyor. Evet, benziyor. Yani kaldır onu, ben onu yerine oku, aynı. Niye tabiat kendi kendine? Fakat kardeş çok güzel bir nokta tespitler bulmuş. Tabiat risalesinin için ben bilmiyordum, o anlattı. Onu bir gün çağırın, artık yakına geldi. O da pazarına geldi. Ciddi diyorum, şaka demiyorum. Ben böyle düşünememiştim. Hani üçü de aynı, 9 tane misal hep aynı. Ne fark var ya? Misallere bakınca aynı şey ya. Çok ilginç. O ne buldu bilmiyorum ama Hasan abi biz şöyle bir vardı, tefekkür ömrümüz oldu. Şimdi Allah'ın sıfatını inkar etmek var. Allah'ın esmasını inkar etmek var. Bir de Allah'ın zatını inkar etmek var. Totalde sanki bunların üçü de aynı gibi ama üçü de farklı farklı şeyler. Evet. Belki onları biraz böyle bir şey yapıyor diye bir o bakış. Merkezle mi bakış peki? Biraz devam edeyim. Bitireyim şunu. Çünkü dalalet Haziran'da gösteriyor. Niye, nereden çıkarttın küfür geçmişi, şirk geleceği, dalalet hal? Çünkü dalalet Haziran'da gösteriyor bu makamda. Şimdiki zamanda kullanıyor. Küfür ise barı kapatmak, örtmek, gizlemek olduğundan geçmişi. Şirk ise o yol, bu da yol. Çift yolu gösteriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur. İtikat da gelecek zamanı şey yapıyor. Bak işte ben oradan hatırladım. Evet, evet. Ben biraz oradan hatırladım. Yani şeyi değil, dalalet şirk olarak düşünmeyin de geçmiş hal gelecek olarak düşünün. Dur abi bir gidelim. Bunu bitirince onu konuşalım, bir de sana söyledi. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle, imansızlığı cihetiyle demiyor. Evet işte. Yine madumdur. İtikat da gelecek zamanı da şey yapar. Ademleri, fırakları mütemadiyen fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Demek itikat hem şimdiki zamana hem şimdiki zamana gelecekten bunları taşıyor. O zaman itikat şimdiki gelecek zamanı içine alıyor. İtikat. İman ise, eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır. Bak, iman hem geçmiş hem gelecek zamanlar ikisini de aldı, nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı envar-ı vücudu veriyor. Arkadaşlar burada bakacağım. Yani bu, biz bir kelimeyle uğraşıyorsak. Ya bu nasıl yazılır ya? Bu nasıl yazılır ya? Akıllar bunu şey, unutmadan söyleyeyim. Eğer dalaleti ve sefaleti bırakıp imanı tahkiki
istikamet dairesine girsen iman nuruyla diyor. Bak göreceksin ki iman nuruyla göreceksin ki o geçmiş zamanın mazi. İmanı bak geçmişe kullandı. Dalaleti evet. De geleceğe. Evet. Şuraya bak ama bak ben başka bir şey. İman ise diyor şu altın şeye bak cümle. Eğer iman hayata hayat olsa lan hayatın hayatı mı olur? Olurmuş. İmanmış. O vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır, vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvak-ı envari vücudu veriyor. Şimdi şöyle bir şey var Mehmet kardeş. İsalede. Yani usulde, kaydede. Bir yerde çapı yarı çapı 10 santimetre ise gösteriliyorsa, başka yerde 2 gösteriliyorsa artık onu da içine almıştır. O onu kullanmaması onun kullanılmadığı anlamına gelmez. Tabii. Mesela bir yerde hasseder, bir yerde ameder, bir yerde hasseder, bir yerde sariyeder. Yani bir yerde genel söylediyse bir yerde usul söyle. Mesela burada dedi mi ki iman geçmişe gelecek? Orada iman sırf geçmişi demesi o makamda sırf geçmişle alakalı olan bir yerdir. Eğer bu mevzuyla demiyorum genel kayda. Eğer külliyatta bir şeyi bir yerde genellenmişse, bir çap çizilmişse otomatik o diğer tabirler orada dememişse hani burada bu daha geniş. Oradaki makam o değil ama bu da onun içinde. Çünkü usul bakımından şöyle geçiyor. Düşüncede en genel alınır. Düşüncede düşünürken, tefekkür ederken en genel çap alınır. Mesela üniversite diplomasının içinde ilkokul diploması da var gibi. Mesela diyelim ki insan. İnsan deyince çok sıfatı var. Yani şöyledir, böyledir ama benim gafur çok merhametlidir. Yani insan mıdır? Sorulmaz işte. Çünkü o insanın sıfatı söyledik. Yani böyle bir şey var. Daha geniş bir çap bir yerde bahsedilirse tefekkürü onun üzerine konulur. Bir şey Hasan abi söyleyeyim. Bu imanın nuruyla geçmişi de nurlandırıyor. Geleceği de yapıyor. Ama yani geçmişi de yani bu yani geçmiş beni daha çok etkiliyor sanki Hasan abi. Tabii. Şimdi ne geldi aklıma abi? Gelen Hazretleri'nin o geçmişteki o ayağını düzeltme hadisesini yani bu imandaki kuvvet mi acaba o haleti nurlandırıyor? O ikinci bir müjde ve şey yapayım size. Birincisi neydi? Süfyan-ı Deccal'a düşman olan geçmiş hiçbir günahda muayaz edilmeyecek. İkinci bir müjdeyi vereyim. Mustafa ile mutala yaptık. Mesnevi Nuriye 216. Mesela ben 17 yaşında nurları tanıdım. 15 yaşında bulu çağına girsem 2 sene Adem. Yaşanmamış kabul ediliyor ya. Hı hı. Namazsız. Hı hı. Çok acayip bir müjde ha bu. 2 sene namazsız demek Adem'i vücut. Yaşanmamış. 216'da diyor ki eğer diyor onların kazası edilirse o Adem'den vücuda çıkıyor. Yaşamış oluyorsun. Aynı böyle geçiyor. Yani orası da şey yazıyor değil mi? O da vücuda dönüşüyor. Adem vücuda dönüşüyor. Sırf kaza kılmış olmuyorsun. Adem'i vücutlar da vücuda dönüşüyor. Mesnevi Nuriye 216'da geçiyor. Şundan da ümidimi kesmiyorum Hasan abi. Onu söyleyeyim size de. Yani ben sizi işaret edeceğim. Yarın bir gün hesap verirken. Bu sayfayı da bitireyim. Tövbe edip. Evet. Allah'a yalvarıp bundan sonraki hayatımda bundan önceki kılmadığım namazları kılacağım şu şekilde ömrüm vefa etmezse bana bundan sual olunmasın. Evet ama devam ediyorsan kazaya ama kazaya devam ederken ölürsen zaten İslam alimlerinindir. Benim fikrim değildi o. Evet. Bir hayır veya şer başlanmışsa kıyamete kadar öyle devam edeceği işaret-i cazda geçiyor bu. Diyor ki mahdut ve muayyen bir ömürde nihayetsiz azap nasıl olur? İşaret-i cazda geçiyor.
Diyor ki Behme al diyor. O yaşasaydı zaten kıyamete kadar küfürle geçecekti diyor. Değil mi Osman? Hatırladım. O zaman ya bitirmiyorum size Allah aşkına. Bayağı uzak kaldık Allah aşkına. Ben hep düşünürdüm ki Hasan abi. Mesela cennet hayatında inkişaf yok. İnbisat var diye. Ama bu inkişafın da var olduğunu gösteriyor. İnbisatın içerisinde inbisatta inkişafta var ya. Var. Daha geniş çap ya. İman hem geçmiş hem de gelecek zamanları ihata etmiş. İtikad ise hal ve gelecek zamana taalluk eder. O zaman dalalet şimdiki zamana baktığı için itikada aittir. Dalalet geleceğe, küfür geçmişe, şirk hazırana oldu. Şirk mesela bu sayfada geçmişe konuşmuştuk. Geleceğe konuşmuştuk. Bak mutala ediyorum yani kendim. Kendi kendimi cer ediyorum, kaldırıyorum yani. Kendimle zıtlaşıyorum. Eğer şu an sıkıntın varsa, geçmişten gelen hüzünler, gelecekten gelen endişeler, korkular, hazır zamandaki cüzi lezzetini cidden acılaştırıyor, bozuyor. Bu hal gösteriyor ki şu an gaflettesin. Ehli gafletin ve ehli dalaletin hayatı, vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Şimdi küfür geçmiş, şirk geleceğe, dalalet hal, bu bir tespitti. Burada kaldırdı onu. Burada ne dedi? Dalalet geleceğe baktı. Küfür ise geçmişti. O da geçmiş. Şirk ise hazırana baktı. Yani oturmadı daha. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur ve Adem'le hasıl olan ebedi fıraklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor. Bu sayfa okudum tamam. İnsanda Adem haleti hakim olma nispetinde bak o acayip. İnsanda ademi haletler hakim olma nispetinde ebedi firaklar mütemadiyen hayatına zulmetler veriyorlar. Yani demek ki Adem ile yokluk değil Allah'tan kopuk var ya Adem oluyor. Bir daha. İmanda Adem haleti hakim olma nispetinde insanda tabi. İnsanda Adem haletleri var ya böyle. Mesela nedir Adem haletleri? Ölüyorum, yok oldum. Allahsız düşünmek. Sahipsiz, atılmış böyle. Ne yaparsa yap. Korona bana, yoğun bakım bana tesadüf etti. Tevafukta demeyeceğim. Tesadüf etti. Öyle geldi işte. Allahsız düşünmek. Adem haleti bu. Böyle düşünmek Adem haletidir. Zaten Adem kuyusuna atar. Haleti hakim olma, insan hakim olma nispetinde ebedi firaklar mütemadiyen hayatına zulmetler veriyorlar. Bu acılar varsa şu an sende Adem aktif demektir. O zaman mesela diyelim ki acılar olumsuzlamayı yapıyoruz. Böyle diyelim ki gafur birisini koydum. Nasıl yapıyor lan? Adem haleti o. Nasıl yıkarlar bunu yaparlar falan. Adem haleti var bende. Adem nasıl anlarız? Haletle anlarız. Başka? Adem'i nasıl anlarız? Allahsız düşünürüz. Fikir. Mesela yeni tespit ettim köyde. O çok işime yaradı. Sekeratın 4 boyutu var arkadaşlar. Çok acayip. Sureti var, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var. Mesela şöyle bir tanesini söyleyeyim. Sekerat, ölüm anı. Doktor dedi ki sana, yani seninle alakası yok. Kartoncu abi, karton fabrikası var. Çok dersi davet ettim. Babasının vefat ettikten sonra oğluna düştü. Çarşamba dersi yapardık ona. Ondan sonra, ya devam et dedim ya. Evine ders aç, dersini kapattım. Lüksele taşındı. Zamanım yok. Ona demiştim. Bir şey anlatmak için söyleyeyim. Zamanı sana verene zamanım yok. Ona demiştim. Sonra işte Çapa'da, Çapa Hastanesi'nde beni aradı dedim ya bu. Bu adam yani. Şimdi bir şey, ölümün yeni bulduğum bir şey söylüyorum. Allah nasip etti. Sekeratın sureti, kanuni, takikamayeti anlatacağım. Şimdi Hasan abi dedi. Ben de ufak. Buyur ama böyle canlı demiyor. Hasan abi. Efendim. Bu akşam nereye gidiyorsun derse. Hayırdır dedim ya.
Ben de böyle patavatlım oluyor. Kızıyorum ya. O kadar seni davet ettim. Ne o dedim kafana? Bir şey mi düştü? Ya biraz merhametli ol dedi ya. Biraz da üzüldüm. Ama eskiden beri şakalaşıyorduk yani. Sana her zaman yaptığım şakayı. Dedim ki unutmuyorum. İzmit'e gideceğim dedim. O zaman ustadın talebesi vardı. Terzi. Ağrılı abi. İzmit'teydi. Rüştü abi 15 günde bir gidiyordu İzmit'e. Onun dershanesine. Bana dedi ki usta, Rüştü abi vefat et. Şey yap, gelemiyor. Gelir misin? Yok. Ustadın terzisi ya. Ustadın onun yaşasını dikermiş. Buraya dedi 15 günde bir geleceksin. Gelir misin? Yok. Ha tamam abi. İstersen tamam deme. Çok sever. Ondan sonra dedim ki bu akşam dedim İzmit'e. Tamam dedi. Nereden alayım seni? Aha böyle ölü. Ha niye anlattım? Eline rapor verdiler mi? Sarmış kanser. Ölümün sureti bu. Sekeratın sureti bu. Suretine gir. Sekerat girdi. Bundan sonra artık tercihlerin Allah böyle değerlendi. Namaz kılman, kazaya kılman, işte. Artık onu bilemem. Çünkü insan mesul olma derecesi, şeriatta söylüyorum. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Bu ne? Sekeratın, İrfan, suretine girdi. Fikir. Fikri sekerat. Ha? Ondan sonra artık ümidini hariçten, doktorlukla, hayattan kesmek. Fikri sekeran. İç aleminde artık iç alemindeki sana yaptığı hissi, yani sureti, kanuniyeti bu. Senin aleminde ne yapıyor? Sekerat bu başladı. Ölmedin daha. Daha yaşıyorsun da kanserli olmak demek ölmek değil ki. Yani iç aleminde ne yapıyor sana? Sekeratın kanuniyeti. Sekerat hakikati nedir? Sekerat bizzati vuku bulmasıdır. Mahiyeti ona dönüşmektir. Surette de tövbelerin kabulü söz konusu değil mi acaba? Yani edilir de gafur. Vicdanına soruyor. Hmm. Şimdi bu şu anda kaza namazına başlamak kararınla çapada raporu eline seni tutsalar kazan namazına başlama kararı aynı mıdır? Olmaz. Mümkün değil. Şey gibi abi ya, yani Firavun da Hazreti Musa'yı kovalarken ölmedi ki daha. Ölmedi ki. Deniz yarıldı. Deniz yarıldı. Niçin peki tövbesi kabul edilmedi? Sekerat başlamış. Başlamıştı. Fikri sekerat, harici anlam yitirmesi, kanuniyeti sende yaptığı şey artık yani şu ölüm anı nasıl insan bekliyor? İç alemi böyle. Bu sekeratın kanuniyeti. Hakikati. Şu nedir acaba abi? Yani ben kendimden hep konuşuyorum. Yanlış anlamasın. Her şeyin sureti kanuni oradan çıkarttık. Yani, şimdi kendimden konuşuyorum mesela. Mesela şeye girdik abi. Nedir o? O buhar odasına girdik abi. O halet benim için bir sekeret oldu mesela. Ha. Öyle korktum ki. Hemen tövbelere mövbelere başladım. Sebebi tahayyül ve tasavvur o bu tür videolar var ya böyle şey cehennemle alakalı vaazlar, sohbetler böyle cehennemle alakalı. Oraya seni taşıdı. Evet. Hem iyi hem kötü. Seni Allah'a götürüyorsa bu iyi. Tövbelere başladın iyi olmuş. Evet. Ben burayı bitireyim. Mahiyeti nedir? Mahiyet çok önemli. Ona dönüşmek. Peki. Ona dönüşmek. Bak mesela. Şimdi ben suretini söyledim. Beraber mutala ettim. Kanuniyeti bende. Tamam. Ne oldu? Adam sureti şu. Değiştirdi yaşantısını. Çünkü Firavun dedi ki Musa'nın Rabbine iman ettim. Kainatın Rabbine iman ettim demedi ya. Bu tevildir. Bu tefsirciler eğer Musa'nın Rabbine iman ettim, kainatın Rabbine demedi diye tevil ediyorlar. Niye Allah kabul etmedi diye. Tevil demek yanlış manası değil. Kelam sahibinin muradına ulaşmakta kullandığı yok. Ama ben Allah'a emanet işte o tefsirci kardeş de itiraz edecek bana. Tefsir.
Bu sekeratın suretiydi ey profesör kardeşim. Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var. Bunu bilmeden bu formülü, sekeratı, sekerat, her şeyi yapan. İrfanın sureti var. Bendeki karşılığı var. Ama içi bilmem ki. Hakikat esma ile mahiyeti Allah'taki değeri. Nereden bileceğim ben? Ha, sekerat artık varlığın değişti. Bak derse hiç gelmeyen, zamanım yoktu. Derse şey yapıyor. Her şeyini değiştiriyor mu? Niye değiştiriyorsun? Cevabı ne olabilir? Bu değil mi? Sekerat. Yani dünyada ümidini kesti. Kanuniyet iç alemi ne oldu? İç aleminde. Peki hakikat neydi? Esma-i ilahiye. Esma-i ilahiye. Onu tahakkuk edecek. Mahiyeti nedir mahiyeti? Arkadaşlar aslı ölüm oradadır diyor Allah Resulü. Ölüm oradadır. Yani aldı seni Azrail Aleyhisselam. Hayat bitmedi ki. Hayat ölmedi ki. Ruh aldı gitti. Ya biz niye ters anlıyoruz? Azrail Aleyhisselam hayat. Ruh aldı gitti. Hayatını aldı gitti demiyor ki. Ruh aldı gitti. Ha, birinci sema. Ölümü söyleyeceğim şimdi. Birinci sema tabakasına Azrail Aleyhisselam vuruyor. Müekkeli çıkıyor. Kim o diyor. Bize anlatılmak isteniyor. Yoksa biliyor tabii. Ben Azrail diyor. Yanında kim var diyor. Geldiğine göre birisini getirdin. Hasan annesinin ismiyle falancanın oğlu Hasan. Bir dakika dosyaya bir bakayım. Var mı giriş izni? Kapı açılması izni var mı? Açılmışsa hayat orada. Hayatın hayatı o. Çok iyi biliyor ki ruh. Bana açılınca kurtardı. Kabirde hesap soruluyor ya. Kabirde şey yapılır. Ondan sonra şey yapılmadan önce oraya geldi. Sonra dedi ki Hasan'ın burada ismi yok. Ölüm o işte. Ne yapacak? O dinleyen Hasan aşağı doğru gidecek. Birinci tabakaya doğru. Sekerat. Bu. Yani şöyle diyebiliriz. Sekeratın sureti dimağdadır. Sekeratın kanuniyeti hissidir, vicdandadır. Sekeratın hakikati ki her şeyin hakikati kalptedir. Sekeratın mahiyeti ki her şeyin mahiyeti ruhtadır. Ruhsal haletler sekeratın mahiyetidir. Kalbi duyguların yani kalbi kalp seviyesindeki sekeratın duygu seviyesindeki sekeratın hakikatidir. Çünkü kalp, arş, hakikat, esma ile üçü aynı. Kanuniyeti insanda her şeyi. Çünkü vicdana fıtrat diyor. Çalıştığım için söylüyorum. Oradan buldum zaten. Yeni bu şey ya bu. Yeni yani. Vicdana çalışıyorum. Dima projemi diye. Kanuniyeti yukarıda. Şey, sureti yukarıda kafada. Açtı o. Dedim, kafana bir şey mi düştü? Ne merhametsiz adamsın. Ya ben şey yaptım dedim ya. Hasan abi dedi ya. Bugün seni alayım ben seni derse götüreyim. Araba yok ya. Dedim ki vaktinde gel ha. Ben de bir şakaya vurdum şimdi. Vaktinde gel geç kalma çünkü İzmit bu şeydir. Ben deliliğe vurdum şimdi. Tamam merak etme. Baktım hala canlanmadı. Bana bak İzmir trafik şeyi var ha. Yoksa duman eder. Biraz hoşlansın diye. Kime gidiyoruz biliyor musun dedi. Derse gidiyoruz. Ustadın terzisinin olduğu dershaneye gidiyoruz. Bir şeyin de varsa dedim böyle. Biraz fakir dedim. Böyle. Fakir dedim. Bir şeyler de getir de veririz sonra. Çaktırma. Kimse demiş anladıkları dershanede ya. 2-3 tane havlu her hafta yıkanmış aynı asıyorlar. Ben de havlu alalım dedi. Ya, yok ben anladım dedi. Tamam. Hiçbir şey almadı. Para verdi ya. Çok. Allah razı olsun. Ama öldü tabii. Öldü mü? Tabii canım. Şey öldü de. O beni derse götürdü de. Tabii ki öldü. Ölüm sekeratına girdi.
Zamanım yok diyordu ya, zamanı verene. Öldü. Kardeşim, kanserin yaşaması yok ki. Hadi şurayı bitirelim de ikindiyi kılalım. Hızlı okuyorum. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur ve Adem'le hasıl olur ebedi firaklar. Hasıl olan ebedi firaklar mütemaden onun fikir yoluyla hayatına zulmette bilir. Arkadaşlar ya, fikir öyle bildiğimiz bir şey değil. Fikir yoluyla gitmeler, gitme gelmeler oluyor. Geçmiş, gelecek. Ya gelecekten lezzet alıyor musun? Alıyorsun işte. Mesela ben kendi gelecekten lezzet aldığım şeyi söyleyeyim. En hasta olduğum zaman serum takın. Yani yapamıyorum ya, kıpırdayamıyorum. Neyle gelecekten lezzet alamıyorum? Arnavutköy'de binam bitti. Gelecek ya. Bitti. Ders yapıyoruz. Hep ona tutunuyorum. Şaka demiyorum. Eskiden Allah'ın ahiretteki ümidi değil. Şimdi realitede böyle birinci kat pimapenler bitti. Şimdi ikinci kat yarın başlarlar ki başladı. Niye anlatıyorum? Gelecekten bak lezzet alıyor. Oraya girdim, tamam mı? Bina bitmiş, açılışa gidiyoruz, karavalık. Bu gelecek değil mi? Bak bak doktor gülüyor. Bizden habersiz de gidiyor. Peki bu gelecek şu anda lezzet veriyor mu? Açılışlar oluyor. Ve kapıda o bahçe var ya, bahçede. Serbest büfe koyacağız. Kahve, çay isteyeni alsın. Koyacağım oraya. Yani bunu o dirildim yani. O iftar Ramazan'da da aynı tat var abi diyeyim. Of. Ramazan'da. Burada yer almıyor diye bahçede yapardık. Hem burası dolu hem bahçe. Burası dolu. Ha böyle üç tane şerit. Bir de bahçe. Ben burada yer bulamadım. Ömer yukarıda orucunu açtı. Ulvi abi de yukarıya geldi. Beni de odaya attı. Nasıl kardeşim? Ne yapayım? Ben de bahçeye düştüm zaten. Ama orada öyle olmayacak. 180 metrekare bir salon. Hemen ayaküstü bahçe. Allah'ın izniyle. Allahu Ekber. Allahu Ekber abi. İnsanda Adem haleti hakim olma, onu anlattım. Adem haleti sekerat haletleri gibi. İnsanda Adem haleti hakim olma nispetinde ebedi firaklar mütemadiyen hayatına zulmetler veriyorlar. Bu acılar varsa şu anda sende Adem aktiftir. Acı. Acı varsa Adem var ya. Adem haleti. Adem. Zulmet Adem'le aktif olma halinin vücut haricisiymiş. Çok acayip. Bu böyle bir tabir görmedim. İlk defa bilim gördüm. Çıktı abi ya. Yeni güne bilim ya. Ben de unutmuşum bunu. İlk defa görüyorum. Zulmet Adem'le aktif olma halinin vücut haricisiymiş. Zulmet. Vallahi bilmiyordum. Adem'le aktif olma halinin vücut haricisi. İman ise, İmana bakayım ne anlam getirmiş. Allah Allah burada o anda 2019'da insanı Adem alemlerinin elinden alıyor. Geçmiş ve gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır, vücut bulur. Peki nasıl anlarız? Zaman hazır gibi. Ruh ve kalbine iman noktasını oluyor. Yani kısacası zulmet, Adem'le aktif olma halinin vücut haricisi, insan ise iman ise insanı Adem alemlerinin elinden alarak geçmiş ve geleceği vücut veriyor. Vücut vererek sana veriyor. İman geçmişini ve böylelikle dersimiz geçmiş ve geleceği vücut vererek senindir diyor. Allah Allah, bundan başka bir nimet olur mu? Geçmiş ve gelecek vücut buluyor. Hadi geçmiş biraz var. Elestu bir Rabbikinden başladık. Gelecek yok, dibi yok. Sonsuz. Hepsini vücut veriyor. Senindir diyor. Anda sana söylüyor. Bundan daha bahtiyar insan olur mu? Nasıl bir şey ya iman? İman libas diyor ya. Zulmet ise Adem'le aktif olma, insanda aktif olma halet rüyesinden çıkıyormuş. Nasıl mesela? Veya hayat anlamı getiriyor. Veya tamamen çıkmaza gittim. Diyoruz ya.
Mesela hepimiz bazen düşeriz. Beynim kilitlendi. Hiçbir şey düşünemiyorum. Veya Değerli Hoca dediği gibi hastalıkta hiç kimse kendi arşivine ulaşamaz hemen. Sakın bu biliyor deme. Bak o kardeşi ben yaptım. Bakın yani kaç senede beraber kaldık. Ha, yoğun bakımdaydı. Ümit bilmem şey vardı. Şimdi bak dışarıda. Ha burada. Ha neydi o? O haletler ne yapıyor? İnsan o ademler mazi müstakbelden koparıp anda etrafla düşünüyorsun. Şunla bunla. Peki. Bugünlük bu kadar. İnşallah. Hasan abi. He abim. Şimdi tersten başlarsak sekeratın mahiyeti hiç, ender hiç, hakikati hiç, bu şekilde geriye gelme has. Abim gafur, her şeyde kullan bunu. Nasıl? Her şeyin ama her şeyin bize ne öğretti biliyor musun külliyat? Biraz önceki bir usul vardı ya. Bir yerde bir şey sari genişini çizmişse ötekilerde onu aramaya gerek yok. O onun dahilinde. Olduğu gibi her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti ararsan ya burada böyle geçiyor, burada böyle geçiyor, burada demezsin. Mesela her şeyin ama her şeyin içine sekerat da girdiği için sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Şimdi bak, adam en güzel örnek o. Hasan abi. Nasılsın abi? İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? İyi değilim abi. Derse, bu akşam derse gidelim mi abi? Seni derse götürelim mi abi? Hayırdır, kafana bir şey mi düştü? Abi be, merhametsiz davranma ya abi. Zaten devamı da var. Kader vurdu silleyi. O falan. Kader suçlu değil dedim bir şeyde. Mesela bazıları kullanıyoruz ya. Derse gelmiyor. Niye gelmedin? Allah nasip etmedi dedi. Şimdi Allah mı suçlu? Hak etmedi ki nasip etmedi. Allah Allah. Ya. Şimdi tamam dedim İzmit'e gideceğiz. Götür. Ama ya, deliliğe vurdum. Ama şey yap ha. Geç kalma. Biraz da memnun olsun dedim. Aslında ben onu düşündüğümden değil. Biraz vicdan rahatla, bir kopsun o şeyden. Biraz dedim durumu şey değil. Biraz şey yap. Tamam abi, o zaman canlı. Tamam abi, anladım abi. Şimdiye kadar niye anlamamıştın? Ya. Hasan abi bizi bırakmayın ya Allah. Birbirimize Allah bırakmasın ya. Mesela... En kötü sorun o. Yanında olup da kaybetmek yani. Yani kıyısındasın, kaybediyorsun. Bu ne dedi, ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Yani ahirette tebeyönecek ya, vay komşumdu, yani, o yani yanındasın. Yasındasın, yani Nurcuk'la ilişkisin ama kaybediyorsun. Ustad diyor bunu, diyor ki yakınında olanlar dairenin içine girmezse, pir de uygula bu kanunu. Lan bu dersleri gördün gafur, Mehmet kardeş bu dersi gördün. Bu derste nasıl koparsın ya? Aman ya Rabbi ya. Benim beşeriyetimin getirmiş olduğu, senin beşeriyetin getirmiş olduğu kusurlarla ya beşeriyetim ya bir sürü yok mu? Bir sürü var vallahi. Şey için söylüyorum. Bir sürü kusurlarım var ama ben de aşamıyorum. Ben de pişman oluyorum mesela. Birbirimizi beşeriyetimizle mi sevdik ki beşeriyetimizle terk edeceğiz? Ya haklısın. Ama ne oldu niye? Bak işte Sultan elindeki vakıf. Kaç on küsur sene beraber kaldık. Giderken ben ararım ya böyle hasta masta olanları ve kenar köşede kalan unutulmuş teselli için. Ondan sonra yani bu unutulmuş. Oraya girdi, aradım. Dedim ki ya dedi ya diyor Hasan kardeş diyorum Salis. Birkaç sene küçük benden. Hasan kardeş dedi. O dershanede ben gitmeme vesile olan o zat da kullanın bunu evde de. Ben dedi haklı değil miydim dedi. Ben dedim olayı çok iyi biliyorum dedim. Doğru yani. Haklısın. O olayda haklıydın. Kardeş dedim sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Haklı olmak haklı olmayı getirmiyor. Her şey adalet değildir.
Evde adalet yoktur. Evde şefkat var, af var, lütuf var. Tamam. Her şey haklı olmak. Peki ne demek o dedi? O nerede senin gitmene sebep olan? Hakikaten öyle. Dershanede vakıf. Sen neredesin? Haklı olduğunda ne oldu? Sonuca bak. Haklılığın haklılığı sonuçtur. Peki ne olacaktın? Haklının haklılığı feragat edecektin. O dedi diye dershaneyi terk etmeyecektin. Onunla anlaşamadım diye sen adama bakarak mı geldin ki adama bakarak dershaneyi terk ediyorsun? Formül ya abi. Hayattaki muvaffakiyetin formülü. Formülü. Sen adama bakarak mı bu nurculuğa, bu bana bakarak mı nurcu oldun ki bana bakarak bu daireden çıkıyorsun? Hata yapmayacak mı? Hatamız yok mu ya? Birbirimize böyle mi bakacağız? Ya şu beşeriyet de şeyi ayırt edemedin, duman oluyor. Tamam. Ya tabii ya. Şey diyor ki maliyeci Yozgat'taki o kafati. Hani her derste söyleyecektin abi diyor. Benim nefsim, benim ruhum, ben. Üçü devamlı söyle abi diyor ya. İşte beşeriyetle vazife darlığını ayırt edemezsen Osman, ya Osman bana bunu nasıl der ya? O bitti işte. Niye aramadın? Niye bilmiyorsun? Niye demedin? Niye selam vermedi gitti bitti. Niye böyle yapıyordu da yapmıyor? Ha bitti işte. Ya bu bugünkü ders acayip ya. Ve ruhsal psikoloji hep şey. Yani beşerdir ya. Ya yemin ederim Allah şahitim olsun. Sonra ben anlıyorum. Ya ben bunu bir insan olarak yap değil ya. Ben insancı beşer olarak yapmam dedim ya demem. Ama demişim. Nasıl demişim ya? Oluyor. Şimdi ben niye söyledim? Kendi psikolojimi yerdim. Sonra ona şöyle çare buldum. Ben de insanım. Kusur ve hata yapma hakkım da var. Çünkü beşerim. İnsanım ama insan oldum diye beşeriyetten çıkmadım. Üniversite diplomam var diye ilkokul diploması yok olmadı. Vazifedarlığım var. Ubudiyetim var. Beşeriyetim var. Ben ne kadar beşeriyetten kurtulursam o kadar insanım. Ya benim hata yapma hakkım yok mu ya? Ben de insanım da. Bir şey söyleyeyim size de Fatiha'm olsun. Ya kardeşim, en kemal yaş 33. En mükemmel yer cennet. En mükemmel tecelli bütün esmaya mazhar zat. Hata yaptı. Adem Aleyhisselam. Ondan sonra oraya girmedim Rize'de. Dedi ki tövbe ve istiğfar madem bu kadar kıymetli peygamberler niye var dedi. Günahı yok. Peygamberlerin de zellesi var. Başka nesi var? O Allah'ı bildikleri kadar, biz bilmiyoruz, bildikleri kadar muhatap olamama kusur kabul ediyorlar. O Allah'ı bilmeyi, o Allah'ı bildikleri gibi muhatap olamadığı için İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki Allah şefaatine mazhar etsin. Allah şanına yakışır gibi muamele etsin İmam-ı Rabbani Hazretleri. Diyor ki her şeyden mükemmeldir. Bütün peygamber her şeyine camidir. En fazla o sıkıntı çekmiştir. Neyi çekmiştir? O kendisi söylüyor. Derisi üzülmedi diyor. İkiye bölünmedi diyor. Denize atılmadı diyor. Beşeriyetten olsa sıkıntı çekmiştir. Nasıl diyor diğer peygamberlerden daha fazla sıkıntı çekti diyor. Böyle diyor biliyor musun? Sıkıntısı şöyle. Sen diyor miraca git. Rabbine muhatap ol. O Allah'ı gör. Gel bizim gibi adama muhatap ol. Yani ondan ayrılmaktan gelen elem. Onu gördün ya. O Rabbine mülakka olmaktan, tayin ve teşahhüsle Allah'ı görmekten hasıl olan sendeki o halet-i rüyeden firak yaşıyorsun. Lan bir kız için bir gün duramıyor adam intihar ediyor. Evet. Kız için intihar ediyor. Şimdi o zat için ne olmaz? Sen Miraç'tan in aşağı. Gel buraya. Ve şey ondan yerine, uzak yaşa. Uzak derken o. Evet. Yani o aletten uzak yaşa. Evet. Yani ayrılık değil mi? Bunun çektiği azap diyor. Şu aletin çektiği azap. Kime? Derinin yüzülmesine mi benzer? Adam kız için intihar ediyor. Ölümü basit görüyor bir kız için. Allah için ne olur? Yani vücuttaki o yanma azabı hiçbir yerde yok. Vahir devamı menilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha temas selamat.